Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina. Ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'ye bizi istihdam eylesin. İnayetini, ihsanını, lütfunu ve keremini üzerimizden kaldırmasın. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı hizmeti imaniye, Kur'an'ı elimizden almasın. Amin. Kerem isminin hürmetine verdiğini almayan, almayacağını vaat eden Allah Kerem'dir. O esmanın azami tecellisini bize tahakkuk ettirip verdiği iman nimetini bizim elimizden almasın. Kerem isminin hürmetine. Ya Rab imanımızı alma. Dima 255, İrade 31, 18.02.2024'teyiz ve Arnavutköy'deyiz. Cenab-ı Hak hayırlara vesile eylesin. Çok garip tabii. 255 ders, her ders behemal en az ortalama 3 saattir. İnşallah her daim derim bu dersler için. Bu zamanın insanları biz değiliz ve bu zamanın insanlarını yapmıyoruz bu dersi. Cumartesi dersi bu zamanın insanıydı. Bu ders buraya bakmıyor bu zamanda. Gelecek nesle yadigar bırakıyoruz inşallah. Kendimizi inşa ediyoruz. Ufkumuzu, hedefimizi gösteriyoruz bununla. Ahirette olmamız istediğimiz şey en az böyle. Yani diyorsunuz ki acele ettik, kışta geldik biz. Evet, ya. Şimdi istiğfar neydi? İstiğfar. İstiğfar. Külli bir niyet ile, hadsiz bir itikat ile, şimdi yazılım itibariyle, sistem itibariyle biz olmamız mümkün değil yani. Aslı fıtratın olamazsın 60 senede, 100 senede nasıl olacaksın? Mümkün değil çünkü bekaya mazar, baki zülcelali gösteren bir ayna-i camiadır insan. Şimdi tövbe ise günahların vücudunu gösterir. Mazi ile alakalıdır. İstiğfar ise günahların vücudu değil, atfak, noksan ve kusurunu deruhte etme haletinin. Zaten onu da koymuştuk. Onu da ekleyelim bak. Yavaş yavaş geliyor. Atfak, noksan ve kusuru deruhte nasıl diye geçiyor? Deruhte etmenin ubudiyetiyle istiğfar. Yani bu sistem çalışmadan bu olmaz. Bu olmaz, istiğfar olmaz. Ats, fark, noksan, kusuru deruhte eder. Şöyle yapayım. Daha güzel olsun. Böyle olmaz. Kusuru deruhte. Etmenin haleti ruhiyesinin ifadesi olan İstiğfar. Bunun devamına yazarsınız bunu. Böyle. Mahiyet-i insaniye bakar. Demişiz. Evet, mahiyet-i insaniye bakar. Mahiyeti. Bir de ahlaki meselelerde.
Bir de o aciz fark noksan kusuriyetin devletesi mülten melekuta bakış demişsiniz. Ne demişiz mi? Mülten melekuta bakış. Evet, mülten. Mülten melekuta bakış. Yani artık bu herhalde anlaşılıyor. Çünkü... Abi, ahlak da önemli. Ahlak. Çok ilginç, hiç konuşulmamış bir şey değil. Evet. İstibarlı ahlak. Mahiyet insaniye bakar. Ahlaka bakar. Tabii bu ahlakın zeminleri. Yazılımdaki ahlak. Evet. Ahlak nedir? Hulk. Hulkların yani huyların cemidir. Sistemin bütünlüğü. Çok bu dersten en çok bize kazandırdıklarından en orijinal şeylerden bir tanesi bana kazandırdığı biz en orijinallerden bir tanesi falan şudur. Biz içeriği maneviyat diyoruz. Kalp alemi diyoruz. Tamam. Ruh alemi. Ruhtur diyoruz. Akıl diyoruz ama şimdi mesela bir şefkat. Bana kazandırdığını söylüyorum. Muhabbet, sevk, şefk, ihtiyar, irade, hayal, fikir. Bak fikir. Vücudu var. Müstakil. Vücudu var. Hayatı var. Aklı var. Şuuru var. Yani kendisini biliyor. Şefkatin muhabbetten ayrı. Böyle bir tarafgirlik gibi böyle bir his zannediyoruz yani şefkati. Hepsi iç alemde her şeyin müstakil vücudu var. Bu çok tuhaftır. Arkadaşlar yani bu mesela ihtiyaç, iştiyak, meyil. Meyil vücudu var. Hepsinden farklı vücudu. Hayatı var, aklı var ve kendisini biliyor, şuuru var. Kendisi kendisini biliyor. Kendisine dönük özelliği de var. Yani dört tane vücudu var. Yani dört tane şey bizim gibi yani. Yani hepsi müstakillerin toplamıyız o. Tek tekiz o. Mahluktur tabii. Vücudu var. Hayatı var. Vücudu var yani. Bir daha. Sevk, şefk, ihtiyar, irade, incizap, fikir, hayal. Hayalin fikirden, fikir şüpheden, şüphe, tereddüt, zan hepsinin müstakil vücutlar var yani. Vücutların toplamıdır. Çok tuhaf yani. Yani şu konuştuklarımız soyut kavram ama somutla yani burada konuşuyoruz. Ama bu bedenle hiç alakası yok. Suretle alakası yok. Bunlar hepsi tek tektir bilmek lazım. Hepsi tek tek müstakil vücudu var. Kendisi üzerine şuuru var. Bir de kendisi üzerinde şuuru olanın hariç de olur. Mesela diyelim ki hücreler arasında bir bağ vardır. Ama ne yaptığını bilmez. Hidrojen, oksijen birbirine bir bağ vardır. O bilmez. Zahirde öyle biliyoruz. Öyle demiyor Üstad. 26. pencerede diyor ki aşk-ı lahuti var. Camidatın dahi aşkı var. Yani onu cezb ve celbedecek. Hatta şu camidat dahi hayatlıdır diyor. Şey olan her şey hayatlıdır diyor. Fakat bilim daha buna ulaşamadığı için yani ki hidrojenle oksijenin kendisini bir bağ yapıp su yapıp bir evlat doğurması, bir suya dönüşmesini şuursuz zannediyor. Oysa daha gelecektir. Eskide derdim çiçekleri mesela ormana baltayla girmeyin diye söylüyor İslam hukuku. Daha yeni söylüyor. Şeyde bitkilerde de his olduğunu söylüyorlar. Oysa 1400 sene önce Fikret baltanın ağzını sarın diyor. Yani mesela bu ne demektir? Eve girdiğin zaman öyle bıçak bıçakla falan çocuk gittiği zaman çiçeklerin o şeylerini o hemen hissediyor yani. Bu maddenin bile ilişkisinde ve çelişkilerinde kendine dönük, kendisine has şuuru vardır. İşte bunlar ne işimize yarayacak? Şefkat, muhabbet, sevk, şefk, lezzet-i mukaddese, memnuniyet, iftihar, meyil.
Hepsinin tek tek vücudu var. Hepsinin tek tek vücutların toplamıyız bu. Abi Badıl'la Mesnevi'nin orada Üstad Hazretleri diyor ki abi, şey ünvanını taşıyan her nesne hayatlardır. Hayatlardır. Yani bir çeşit hayatı vardır. Binaenaleyh bir ruha mahal olan bir cisim içinde bir cemaat, belki pek çok cisim cemaatleri vardır. O cemaatlerin içerisinde bulunan her bir zerre ve her bir hücreyenin de hassas beş kuvvesi ve duyguları vardır. Her bir zerrede beş tane kuvvesi ve şeyi var. Duygusu var, duygusu var. Hem zerre hem de hücre içinde. Hücre değil. Hücrenin içinde zerre sonsuz. Bunu gruba atabilir misin? At onu. Evet, işte. Evet. Çok, yani her bir zerrenin hissi var, duygusu var. Ya beni tanır arkadaş. Yediğimiz melemen bizi tanıyor. Tanıyor. Onun için böyle sevgiyle yapan bir yemekle bir de bir insan düşün ki soğanı yiyor, sevmediği insanlara yapıyor. Bir soğanı kesiyor. Zıkkım olsun. Nereden geldiniz size? Bu soğan aynı hisset. Hastalık olur. Allah Resulü demiş. Bak madde aynı. Aleyhissalatü vesselam. Çok ilginç bir insan. Böyle düşününce çok tuhaf. Bak. Cimrinin malını yemeyin. İllet olur. Cömertin malını yiyin. Şifa olur. Aynı şey. Aynı melemen. Ya böyle düşününce Mehmet kardeş, o aklım gidesi geliyor. O kadının dedi vardı ya Avustralyalı filozof. Aklımı kendine esir eden ya Muhammed sana secde ediyorum. Yani bunu nasıl der ya? Aynı pirinç ya. Cimrinin ise hastalık aynı pirinç. Cömertin ise şifadır. Nasıl oluyor ya? Maddeye nasıl nüfus etmiş bu insan? Maddeye nasıl nüfus etmiş? Nasıl biliyor ya? Gelmiş Bediüzzaman denen bir talebesi var. 26. pencereyi bir açın. Hiç hayatınızda 26. pencereyi ders yapan duydunuz mu? Benim ömrümde bir defa İzmir'de yaptığımı hatırlıyorum. Onu da nasıl yapıyordu? Hep çalışa çalışa ama. Şimdi baktım ki o yanından zor geçmişim. 26. pencere ya. Hayat penceresi. Yok. Aşk-ı lahuti. Yani mevcudat birbirini seviyor, tanıyor. Hidrojenle oksijen birbirini tanıyor, seviyorlar, şuuru var, tanımlanıyor. Arkadaşlar bunlar. Çok tuhaf. 26. pencere ya. Umumu değil diyor. He? Umumu değil diyor. Ne? Umumi değildi bu. De zaten. Kabbehi muhabbete hitap eder. Hususiyeti var. Evet, bu pencere herkese yapılmaz, olmaz. Paldır küldür bir derste ol ders olmaz. Olmaz. Aşağıda olmaz mesela o. İnşallah. Yani umumi cumartesi dersinde olmaz. O anlamaz çünkü nasıl anlatacaksın şimdi? Adam bağları kimyasal bağlarda bir şey yok. Biraz da bilimsel bilgisi olacak. Enerjiden kuantum fiziği. Yani böyle biraz enerji kimya şeyinde şey olacak da nasıl anlatacaksın şimdi? Oksijen dediğin zaman birbirine bakıyorsa, tamam mı? Bu bağlardan bu bağlardan bahsedince kovalent bağ, iyonik bağ vesaire bunlar biraz bilmesi lazım. Ondan sonra bunlar bilmesi lazım ki biraz onu, yoksa umumi değil yani. Nasıl ki şeyde söylüyor, diyor ki bu diyor kaymiyeti diyor ehli bilimsel değilsen sen diyor şuradan başta ondan sonra başa gel. Tabii ya. Başka bir şey ya külliyat. Ya şu bir daha başa geliyor. O kadar etkileniyorum ki. İçerideki her sistem müstakil vücudu var. Müstakil. Öyle bir coşma değil şefkat. Vardır, müstakildir. Müstakil hani, müstakil bir vücudu var. Bu adam benim diyor. Muhabbet ediyor ki ne haber lan, nasılsın? Gel bir çay içelim. Muhabbet aşk değildir. Yani muhabbet şefkat değildir. Şefk. Ruhtan var ya, ruhtaki şeyi söylüyorum. Ya bunlar müstakil oturuyorlar, çay içiyorlar. Evleniyorlar, boşanıyorlar. Küsüyorlar, küsüyünce de kanser deniliyor bu. Küsüyorlar. Beraber oluyorlar, tekrar evlendir. Hanefi mezhebine göre nikah düştüyse git Şafi'ye göre yap. Yani kanser kalkıyor. Hastalık kalkıyor yani. Git öteki mezhepte nikah yaptığın gibi. Hücreye muhabbet ver. Çok aynı sistem. Mezhepler çalışıyor orada da. Acayip. Sistem garip ya.
Sünnete takılmış gitmişiz. Perişan etmiş bizi bu. Şey, esbab alemi. Nadira böyle der. Bizi perişan etti esbab alemi diyor. Kainat içinde kainat. Vücut içinde vücut diyor. Ey hücre, hücrelerden mürekkep hücre-i kübra. İnsan için diyor ustad. Hücrelerle yapılmış hücre-i kübra. Büyük hücre, tek hücre. Hücrelerden yapılmış tek hücre. İnsan ya. İnsan denilen mabet ya. Guru diyor. Şimdi abiler, iradeye başlıyoruz. Yeni bir şey Allah nasip etti. Diğer ufkumuzu da açacak. Osman Burgi geldi. Ha. Muhakemat dedik ya, his 1,5-2 seneyi geçiyor ve 2 seneyi buldu. Muhakemata geldim dediğim zaman 1-2 hafta önce dediniz ki eyvah, acayip acayip şeyler olacak. Hakikaten muhakemat şeyimizde, histe bu iradeye bakan bir şey söyleyeceğim. Şimdi vicdan da biliyoruz. Vicdan. İçeriği. Bunlar daha çok senin için yazıyorum Hasan. Tamam bak, yani bunlar biliyor. Bak, irade, zihin, tabii his, ama sen hak ediyorsun. Merak ettiğin için. Çok eski, yakın önemli değil. Merak edecek. Merak edecek. Şimdi bak abiler, buna cari olan bir kanun, buna cari olan, bunlarda da caridir. Onun için gösterdim. Tamam, şimdi bunu siliyorum. Bak bir daha. Şunda bulunan bir şey, bir şey Allah nasip ettiyse aynı kategoride olduğu için bunlarda da caridir. Sırrınca hissin suretini gördüm. Evvelini, ahirini, zahirini ve batını. Bu sene ötekilere acayip alemime şey yaptım. Peki vicdan neydi? Yazmayayım, uzundur. Ruhun dört havası ve vicdanın anası elbası olan irade, zihin, his, latife-i Rabbani. Tamam. 136, 5 Şamiye. Yani aynı şeyi söylüyor. Bu şey kiminmiş aynı zamanda? Ruhun. Ruhun dışsalları, batını. Harika. Bir daha. Ruhun dört havası ve aynı şey için ve vicdanın da anası erbası olan irade zihin bu. Tamam. O zaman birisi içsel, birisi dışsal. Muhakematta hissi zahir diyor. Otomatik olarak mefhumu muhalif itibariyle hissi zahir varsa hissi batın da var. Zaten evvel ve ahir olduğunu, zahir ve batın olduğunu zahir. Ruha göre. Ruhun dört havası. Ruhun dışsalı. Ama aynı o şey vicdanın anaserbası. Dört yapısı. Bunlarmış. Özür dilerim bak, o zaman ruh vicdanı da içine alıyoruz mu oluyor? Tabii. Ruh ana gibi hepsini içeri alır. Ruhun dışında ne var? Ne var? Ruhun içinde her şey var böyle önünde. Şemsiye gibi. Çatı var ya bina. Çatı da sende varsın. Çatı, ana kargaz, ruhtur. Artık var denilmez. Her şey onun içinde. Akıl onun içinde, kalp onun içinde, her şey onun içinde. Ama ruha da sahip olan ene. Tabii. O ene ruhun arkasında benim ruhum diyen. On, bir dışına bir şey koy. Ruhun arkasına bir şey koyabilirsin. Masadan aldım. Benim aklım, benim vicdanım, benim kalbim, benim ruhum. Alacağım bir şey kalmayınsa o... Ama alacak adam duruyor. Alacağı bir şey kalmamışsa o ene. Ben olan ben. Bir şey kalmamış. Şimdi bak arkadaşlar. Hissin zahirisini, hissi zahiri bulunca beni çok heyecanlandırdı. Dedim ki size Allah nasip ederse bu hafta için, bugün için çok antika şeyden bahsedilecek. bunu bahsediyorum. Ben yazayım. Şeyi getirdin mi abi? Her şeyimiz tamam olacak. Güzel. Harika. Bu dersler hak ediyor. Bu düşer mi abi? Düşmez değil mi? Çocuklar belki oynadı diyorum. Bizim. Aslında abi, zahiri ve batını hasseler diye çok geçiyor Risale'de. Evet, çok geçiyor. Bunlar da farklı bir şey mi yoksa? Yok. Bunlar bunun dışında. Şöyle...
Zahiri mesela daha çok mesela göz dışarıya bakar, kendisini görmez. Zahiri hasse. Bu. Bu duyudur. Bu. Yani zahirden etkilenen. Bu duygu değil. Duyu. Duyu organı. Göz. Ama basar sıfatı kalpte ya. O batınaya bakıyor. Oraları görür. Oraları görür. Semi mesela. Şimdi bak abiler. Burada cari olan bir kanunun iradeye de şamil olacağından mükemmel bir ufuk açıyor bize. Şimdi yapıyorum. Hissin de konumuz iradede. Hisse olduğu gibi iradeyi de yapacağım. Hissin. Ben bu sileyim burayı. Yazdınız mı? Metozoru olarak. Hadi bak silin sonra iyi olmaz. Fırçayı yersiniz ya. Lan nasıl böyle bir şey kaçırırsınız? Lan bu nasıl çıkıyor ya? Beraber bunu nasıl şey yaptık? Bu mananın çıkması için koca bir 3 saat verdik ya, siz yazmadınız. Gel de ben silmeyeyim. Hocam bunları biz siliyor. Grupta yok musun? Orada var o. Orada atılmıştı. Ama gir bazen Hasan. İşine yarar belki. Yeni girdiğimiz için artık takip ederiz. Muhakemat 154'te hem fununu ekvanda cumhurun hissi zahir sebebiyle hilaf-i vaki zaruri telakki etmekle diye devam ediyor. Hissi zahir, hissi insaniye gibi. Başka hissi zahir muhakemat gene 154 başka bir yerinde geçiyor. Ondan sonra hissi zahir olunca otomatik hissi batına da var. Batın olunca hissin zahirisi bize şeyi verdi. Ha, hissin yeri belli. His yeri belli. Peki bunun batınası şeyi kanuniyeti nerede diye merak ettik. Hissin kendisi vicdanda. İşte bir bu. Otomatik olarak his vicdanın da dört unsuru olduğundan mahiyeti ruhta olduğu gözüküyor. Aslı orada. Bu da dışsalı. Bu da buna göre dışsal bu. O zaman bunu esmalara vuruyoruz. Esmalara. Neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Şu iki, üç. Bu evvel ismine, bu ahir ismine, otomatik bir tanesi evvel olursa, ruhun dört anasır erbası, evvel ismi, çekirdek. Bu da dışsaldır, meyvedeki. Bu da batındır tabii şeye göre, batın ismine. Bu da zahir ismine bakıyor. Abi, vicdanda hissin kanuniyeti diyor da cereyan ettiği yer. Evet. Cereyan ettiği yer. Evet. Ama bir de dimağda bir cereyan var. Evet, o farklı. Ama mesela hissin kaynağı da vicdan gibi görüyorduk. Şimdi... Yani vicdanda aynı zamanda o... Ruhun dört havası. Kaynağı orası. Acaba İştevi o. Dimağdaki suret dediğimiz serbest bölgede... Her şeyin sureti orada. His olmayabilir mi o? Yok yok. Dokunma. Niye zorlanıyorsun o kadar?
Ya his için dima biraz dima lüks oluyor. Niye lüks oluyorsun? Duyu demek, duygu demek. Hayır. Mesela şimdi gözden almıyor musun? Kulakla almıyor musun? Hayal kurup hislenmiyor musun? Hisse dönüşüyor. Malzemeyi topladın. Evet, tamam işte. İşte o kuvve-i hayaliye, şey, tahayyül, tasavvur, bunlar hem aklın, hem ruhun, hem kalbin, her şeyinin ilk zuhuratları, sureti. Sureti deyince kendisi his değil ki. Hasan abi, bunları yazdınız ama itiraz var. Yani. Tabii ki. Olsun canım, onun için ben daha söyleyeceğim abi. O zaman şimdi, duygu ve duyular hissin bir derecesidir diye ara başlık atabiliriz. Yok, ara başlık değil de hepsi müstakildir. Duyular, duygu sıfattan geldiği için esmaya da esmaya daha camidir. Hisler esmaya bakar. Abi. Ha, seni dinliyorum. Şimdi yine toptan yazıyoruz. Serbest bölge diyoruz. Her şey serbest bölgede. Ama bu hissin özel bir şey, serbest bölgede olup hisse ait olan bir şey yazmamız lazım. Bir. İkincisi, karniyet vicdanda. Yani bu hissin karniyeti vicdanda olma şansı yok ki. Yani ya hakikat diyeceksiniz ya mahiyet diyeceksiniz. Mehmet abi, celal ismi ifade var orada. Bu karşı taraftaki ise ahir ismi, kanuniyet olmaz. Sahih ifadeler var. Ahir ismi kesinlikle hakikattır. Ahir ismindeki meyvedeki çekirdek, kökteki çekirdeğin hem aynısıdır hem gayrısıdır ama dışsalıdır. O hakikata cami değil mi? Hakikattır ama işte ahir ismi hep hakikat. Evet, ama bu histen konuşuyorsun. Yani cismaniyetten bahsetmiyorsun. Şimdi bir vicdandaki olan sistem aynısı ruhta var. Burada kesin miyiz? Tamam. Evet. Tamam. Hutbe-i Şam 136. Şimdi bu ruhun dört havası ve aynı şey şu. Aynı şey, ha şurası ruhun dört havası. Tamam. Bu da bir de vicdanın nasıl erbası. Ya bunu konuşmuştuk vicdanda. Bu berzahtır. Sabit değil. Haşir meydanıdır. Kıyamet koptuktan sonra haşir meydanı kalkacak. Haşir meydanı kalkacak. İnkılap edecek. Yani cennet, cehenneme vesaire inkılap edecek gibi. Ama baki kalacak ruh gibi. Yani insana uygularsak meydanı oralı. Şimdi bu sistem ruhta var mı abim? Buraya kadar tamam mıyız? Aynı şey vicdanda da var. Tamam. Şimdi eğer biz bunu pergeli buraya koyarsak bu iş hakikattır. Hakikattır. Evet. Mesela ben buradan buraya seni görüyorum. Bak bunları görmüyorum. Ama pergelini buraya koydum, bunu da görüyorum. Ha, eğer vicdan tek başına konuşursak his hakikattır. Sonra bunun dişsallarını dimağa doğru yapmıştık. Doğru. O pergeli orkayım. Biraz da genel, biraz da arkaya geçti bu olay. Ruh merkezli hissi düşünüyoruz. Çünkü ruhun dört havası ya. Yani bu hissi sırf vicdanda düşünemiyoruz. Çünkü aynı zamanda bu his vicdanın, ruhun da dört havasında bir tanesidir. Ruhun dişsalıdır. O zaman ruh kendisini şuraya koy. Kendisini batın tarafını vicdan yoluyla dışarıya eyleme dönüştüğü gibi eylemdeki her şey kanun ilahi kapıcıya, yardımcılara müracaat etmeden başkana geçemediğin gibi dış dünyadan vicdaniyat oluyor. Vicdaniyattan sonra ruh oluyor. Yani paldır küldür ruha girmiyor. Sistem böyle çalışıyor içeride. Mesela sanatı görebilmemiz için abi lazım, zahir göz organı lazım gibi. Basar kuvvesi, kuvve-i basar lazım. Aktif olsun. İçeri aktarılmasına gider. Reis burada. Ruh, vicdan burada. Cismaniyet, dışsal burada. Bu adam kendisini bununla dışarı ediyor. Ama elbette ki vicdan konuşursak bu hakikattır. Alemimizde. Taşınıyoruz. Ruha pergeli koyalım. Bunu yazalım abi. Hep ruhun dört havası, yani ruh cephesinden his diyelim. Ha olur. Ha doğru. Ha bu o eksik oldu. O doğru. Ruh canibinden
Ruh canimin. Ruhun dört havası. Yazayım. Ruh canibinden. Bu sefer bunu çıktık Mehmet kardeş. Bunu zihnimizden çıktık ama bunu alıyorum. Şunu siliyorum abi. Buraya ruhun dört havası diyor. Tamam mı abi? O zaman şimdi bu noktadan bakıyoruz. Burada hakikat iken sen ev iş yerinde şuysan, efendiysen, evde babasın, başka birisine kardeşsin, başka birisine evlatsın, birisi sen baba derken sen baba diyorsun. Değiştik. Şimdi bunu alıyoruz bu adamı. Getirdik, ruhu koyduk. Dedi ki ruh canibinden hissin sureti serbest bölge. Elbette ki haklısın. Serbest bölgede de orada bir sürü alemler var. Tahayyül var, tasavvur var. Tasavvurun içine gir. Zan var, malumat var, bilgi var, bilgi şeyler var. Şüpheler var, tereddütler var. Kuvve-i hayali var. Var da var serbest bölge adamlar. Her esmanın her dört mertebe vesaire. Ama bir kere biz onun detayına girmiyoruz. O işimiz değil şimdi. Serbest bölgede her şey ne yaparsan yap. Bedensel alıcılar hep bu yola girer içeriye, kafaya. Serbest bölge. Zaten ruhun serbest bölgede kendisi, mahiyeti ruhta zaten kendisi. Kendisi otomatik olunca kendisini ruh neyle dışsal yapıyor? Vicdanla. Dış tarafı ahir yaptık. Abi kanuniyet. Ağacın makinesi batındır abi. Evet, batın evet. Ahir yer değiştirecek. Kavgamız bu zaten. Öyle mi? Yani kanuniyeti batın yapmamız lazım abi. Ahirle batın yani, yer değiştirecek. Hakikat her zaman ahirdir batın yani. Dur bakayım nasıl yapalım? Dur siz söyleyin ben yapacağım. Hasan abi. Ahirle batını yer değiştirsek olur abi. Dur bakayım. Evet, Hasan abi biz silip teknik sildikten sonra silmeden önce bir cümle okuyacağım. Oku abi. Metin, bismillah. Bak kaldırdım elimi. Tamam analiz edersek arkadaşların söylediği olmuyor. Ancak latife-i bir Rabbaniye'dir ki masar hissiyatı vicdandır. Yani zahir olduğu, göründüğü yer esasında vicdan. Dışsa. Vicdan da gözükür. Yani zahir diyorum ben ona. Mâkese efkâr ise dimadır. Benim önceki bir atıfımda... O kalbin abi, ruhun değil o. Kalbin abi. Ruhun. Kalbin ya, bu kalbin iki şeyin altı, ruh değil. Yani vicdan beni konuşuyoruz burada. Ama ruhtan... Abi bu ruh diyor, değil ki. Kalbin diyor. Şu anda abi... Tavsiye. Yani masar hissiyatı vicdan dediğimiz zaman hislerin... Kalbin kardeş. Kalbin o. Kalbin masar hissiyatı. Çözülecekse kalp razıyım ben. Güzel. Kalbin masar. Abi sen razıyım. Yok ama ahir de şey değişecek abi. Zahir duracak ama. Rahatını değiştirecek. Ha işte şimdi kalp kızı istemeden ayrı bir yerim. Neyse. Ağacın makinası batını kanuni ettiriyor. Abi onu daha önce aslında biz suret kanuni hakikat mahiyetle hiçbir şeye bakmadan birbiriyle olan ilişkisini yazmıştık. Suret hani siz demiştiniz ki insandaki sisteme baktığımızda suret kanuni hakikat mahiyet olarak bakarız. Ama Cenab-ı Hak tarafından baktığımızda da evvel ahir zahir batın diye bakar evet. Dedik. Ve bu iki sistemin birbiriyle ilişkisini konuştuğumuz zaman İşte suretine, zahire... Yani bir daha yavaş gidelim. Biz beşer canibinden bakınca bakışımız, o beraber gidelim. Sureti, kanuneti, hakikati, mahiyeti diye. Allah canibinden bakınca öyle yok, o değil. Ne diyor? Evvel, ahir, zahir ve batın. O zaman biz hiçbir şeye bakmadan iki sistemin birbiriyle eşlemesinde suret, zahire, kanuniyet, batına, evet. Hakikat, ahire... mahiyette evvele bakar diye eşlemiştik. Yani. Tamam doğru. Sistemsel olarak eşlemiştik. Böyle çalışıyor. Ha, yani evet. Oraya uymuyor bu yazdığınız. Yani beraber yapalım zaten ama önemli olan buraya kadar geldik. Şimdi şöyle yapalım. Evvel, ahir, Allah canibinden. Zahir, batın.
ne demiştik? Mahiyet. Mahiyet. Tamam, beraber mahiyeti. Bu hakikat. Hakaik eşya sabit tutun. Dışsal. Zahir. Suret. Kanuniyeti. Tamam. He? Bizim ağacımıza uyuyor. Tam bu ya. Tam. Allah'ın isimleri bu. Tamam. Çekirdek. Bu meyve. Bu meyve. Bu da ağacın diş görünüşü. Bu ağacın yazılımı. Tamam mı Hasan? Tamam. He. Evet, bu Allah canibinden bunlar. Allah'ın isimleri. Bu insan bakışı. Evvel olunca ondan daha önce bir şey yok. Mahiyet denilir. Sıfata bakar. Bu sıfata bakar. Bu esmaya bakar vesaire. Tamam mı? Buraya kadar geldin. Şimdi gelelim buraya abiler. Var mı başka sen şey yapayım? Tamam hocam. He. Tamam. Bu asıldır zaten. Ağacın kökü. Bu da meyvedeki çekirdek. Bu da ağacın görüntüsü. Senin gördüğün, bunu görmediğin yazılım. Tamam? Yani film, suret, yazılım, kanunet, yazan adam, hakikat, bana yazdıran ruh, mahiyet. Tamam. Şimdi gelelim buraya. Buraya. Evvel ismi, mahiyet, ruhta. Bunu evvel yazıyor muyuz? Evvel. Evvel ismine. Tamam. Otomatik olarak evvel olunca ahir hakikattır. O zaman hakikat şunu da silecek miyiz? Yok, hakikat kalpte. Buna da ne diyeceğiz? Ahir diyeceksin. Bir dakika. Hasan abi. Evet abi. Hasan abi. Şöyle zahir, batın, ahir, evvel yazsam bizim ezberimiz var. Hep öyle gidecek. Orayı. Ama hangisini? Zahir, batın, ahir, evvel. O sırayla yazarsan... Ama o zaman suret kanunu hep değişiyor. Alıştığımız yok. Alıştığımız... Hangi yeri diyorsun? O ilk yazdığımız yer var şu, ya. Şu. Evet. Yok, en altı. He. Bu. Onu bak zahir, batın, ahir, evvel yazarsan senin ezberinle aynı olacak. Ama o zaman sıralama değişmesin herhalde. Bak sıralama değil. Aynı şeyi yazar ama sıralama değişecek. O zaman hiç şaşırmayacaksın abi. Senin her zaman yaptığın yok, ezberle gidecek. Şimdi ne diyorsun? Sen de diyorsun. Komple sileceksin abi. Sen söyle hadi bakalım. Şey yapmıyor. Minareyi düzeltiyorum şimdi. Ezber söyle. Suret, kanuniyet, mahiyet yazıyoruz ya abi. Suret. Evet. Her zaman yazdım ben. Kanuniyet. Hakikat, mahiyet. Her zamanki ezberim. Ha, bunu bu tarafa aldın. Aynen. Her zamanki ezberim. Suretle başladı. Tamam. Zaten var ya orada. Vardı ama karıştırıyor. Aynısı ezberi var ya. Dört tane kilitli konuşuyor. Birazdan bak müdahale edeceğim. Tamam. Olmadı. Dediye minareyi düzeltiyor. Zahir diyor abi. Evvel ismine. Aynısını yazıyor. Sadece sıralamayı değiştirdi ya. Evvel ismine. Yok yok, aynı şey yazdı. Zahir. Hakikat. Aynen. Ahir ismine. Tamam. Yazmış işte onlar zaten. Evet. Kanunet, batın ismine. Zahir. Zahir ismine değil mi? Evet. Tamam abi. Olmadı abi, sevgiler. Sarap da hazır hemen. Yanlış yazıyorsun bana. Bu iş sabır işi yani. Kesinlikle herkesin şeyi, ruhsal şeyi, aynası farklı. Onun için dinliyorum. Bakayım Allah onun ağzıyla ne diyecek. Ama şöyle bir şey tahsis edebiliriz abi. Şimdi biz hep, bir saniye. Suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet diye gidiyoruz ya. Bu beşeri bir şey olabilir abi. Çünkü beşeri zaten. Evvel, ahir, zahir, batın ise Risale-i Nur'daki geçen sıralama. Suret, hakikat da o da Risale'deki hakikat. O da Risale'de biz, geçiyor mu? Tabii canım, biz onu... Aynı sırayla. Tabii. Yani o çıkarım. Kanuniyetin arkasındaki esma ilahiyeler diyor. Evet. 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 Evet.
Yani bu sıralamamızı biz... her şeyin bir sureti var diyoruz. Bir kanuniyeti var. O 32'nin sözde de kanuniyetin arkasındaki hakikat esma-i ilahiyeler diyor. Ustad söylüyor. Esma-i ilahiyeler de mahiyetinden diyor şey söylüyor. Onu da söylüyor. Bunu iki yeri birleştiriyorsun dediğini aynı şey. Ve aynı zamanda bu 11. sözde söylüyor. Hayatın mahiyeti, hakikati, hukuku vesaire. Tamam. Şimdi bununla uğraşmıyoruz artık. Ona gelmiyoruz. O bitti artık o. Nereye geçeceğiz abi? Söylemiyoruz ki biz takıldık kaldık. Ya mahvetti yani bizi de. Yeni ne söyleyeceğiz oradan? Yani yeni bu yeni dediğimiz bu hissin sureti, kanuniyeti, hakikati mahiyetinde şey yapıyoruz. Tamam. Çapını genişlettir. İradeyi de var da, iradeyi de yapacağız ama bunu bir kere şey yapmadınız ki ya. İradenin de sureti, kanuniyeti, yani hissin çıkınca sureti, iradenin de sureti çıktı. Kanuniyeti çıktı, orijinal tarafı o yani. Yani çünkü iradeyi sırf irade şeyde bakıyorduk, vicdanda. Ruhtan bakıyor. Çünkü hiç bakmaya alışmamışız ruhtan. Çünkü oysa ruhun dört havası. Bir de buradan bak diyor yani. Bir hisse, vicdandan bak. Bir de ruhtan bak. O zaman şimdi bu sisteme göre ben bunu siliyorum burayı. Değil mi? Yok, aynı aslında işte. Tamam bitti. Ha isimleri koyacağım. Hasan abi. Hatay adını bir şey söyle. Söyle. O suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet var ya sadece bir düşünce açısından. Suret ve kanuniyet ikisini bir. Zahir, hakikat ve mahiyet ikisini bir batına bakmıyor mu? Bunlar tabii evet. Ya şimdi çünkü evvel doğru. Ve ahiri biz niye buna sığdırmaya çalışıyoruz surete falan? Hangisine? Yani suret ve kanuniyet zahir. Bunlar zahir. Yani o zahir. Hakikat ve mahiyet batın olur. O zaman evvelle ahire niye biz şey yapıyoruz ki? Nasıl yani? Yani evvel ona niye biz... zahir vermek. İkinci şuada anlatıyor o ayrımı. Bunu o tek tek evvel ismi, ikinci şuada ahir ismi. Biz yapmamışız bunu. Bizim tespit değil bunlar. Şunlar bizim değil o. Bu da bizim değil. Yürüyemezsin ki. Gram yürüyemezsin. Şimdi buraya Osman koyuyorum, geçeceğim iradeye. Ha, tamam mı? Mahiyet bu. Bunun burası ahir olacak. Ondan sonra bu batın olacak. Bu da zahir olacak. Oldu mu artık bilmiyorum. Tamam şimdi şeye geçin abi. Oradan iradeye. Ha tamam, yani bu oldu mu? Tamam. Sileyim istersen şunu. Şunu biz şimdi ekledik. Mavi silgi kullanmasın abi. Şu sistematik cihetini ifade ederken, Hasan abi yazarken de ben bir şey diyebilirim. Bizim bilgisayar teknolojilerinde veriyi buradan gönderiyorsan, tamam mı? Bunun gönderdiği send geçiyor da neyse. Burası receive kısmıdır. Yani gönderdiği aldı. Bunun gönderdiği ise bunun alıcı kısmıdır. Yani bu cihetten baktığındaki alıcı verici kısmı ile bu cihetten baktığındaki alıcı verici kısmı fark ediyor. Ondan dolayı bir şeye hani Osman abi demin dedi ya hani bu taraftan bakarsan batınla hakikat, bu taraftan baktığında yer değiştirir diye. Yani bu iletişim sağlayabilmesi için alıcı verici diye denk gelebilmesi açısından böyle bir şey var. Sistem var yani. Aynen. Buna bakarak bazı şeyleri hani öyle hani fikir olarak vereyim dedim size. İki taraftaki bakış açısındaki o ikisi bazen karışıklık oluyor çünkü yani. Evet. Bir taraftan bakarken vereceği yer örnek alıcı. Onun alıcısı bunun vericisi yani. Benim dilim senin kulağına hitap etmesi gibi. İradenin suresi
aynı bunun gibidir. Aynı şu Osman. Aynen. Yani zaten burada yerleri konuştuğumuz için yani suretin nerededir, mahiyeti nerededirle nedir başka şeyler. Yani hissin hakikati şudur yani burada yeri neresinde farklılayamayız yani. Ha şimdi ruh, evet ruh canibinden bakınca bu şeyden vicdandan bakınca değil. Ruh şöyle bir şey yapabilir miyiz abi? Belki nakıs kalır ama müşahhas bir örnekle onu çağrıştıracak bir şey mutlaka özel yazmamız lazım. Şuraya kanuniyeti şey mahiyeti ruhta iradenin. Abi Osman dediğini anladınız mı? Bu yerdir yani. Bu şu anda biz yerinden... Tabii canım. Ama bir de... Hele bir yapalım bunu. Bunu bir yapalım. Yani mesela şöyle gibi desek. Kissin mahiyeti ruhtadır ama işte şuurdur. Tamam. Mesela anladım. Bir, yani yerden ziyade şuur olarak mahiyet. Ruhtadır. Onu çalıştırıyor. Yani, güzel dört. Yani, o medaniyettir. Yani gibi böyle mahiyet falan desek. Hakikati kastedir. Peki de aynı abi. Kanuniyeti vicdandadır. Serbest bölgededir. Şimdi bir de önceki derslerden şöyle bir şey vardı. Mehmet abi biz her zaman dedi her şeyin sureti serbest bölgede. Çünkü başka şeyi yok ki. Yani sistem böyle çalışıyor. Yani dima devre dışı yaparsan vicdan yok ki. Vicdanı çıkartırsan kalp yok. Kalbi kaldırırsan ruh yok. Yani sistem iç alemdeki ana temalar bu. Yani dima biz koymamışız oraya. Vicdanı da biz koymamışız. Kalbi de kalp ve ruh böyle çalışıyor. Aynı şahsa buradan bakınca oğuldur, buradan bakınca babadır, buradan bakınca talebedir, oradan bakınca öğretmendir. Gibi. Bir farklı yerden. Şimdi bu iradenin buraya kadar geldik Osman. Tamam. O iradeyi sif gayem şuydu. Vicdanda düşünüyoruz sif. Şimdiye kadar hep vicdandaki irade. Ama vicdan aynı zamanda o irade ruhta ruhun da dört havasıdır. Ama biz zaten normal şartlarda suret kanuniyeti sorsaydınız yani bir şeyin sureti nerededir? Serbest bölgede, icmadadır. Kanuniyeti vicdandadır derdik. Hakikat zaten hep kalpte diyoruz. Mahiyette ruhta diyoruz. Yani bunu düzden de baksak böyle diyecek. Ama iradeyi böyle hep böyle bende şey oluyordu. En azından ben kendim için. İrade deyince sırf vicdanda orada kalmış o merkezde sırf. Hep öyle okuyor. Yani vicdan bir bu şekil yaparak bir çıktık oradan. İradeyi sırf vicdan merkezde düşünmek değil de ruh merkezli de düşünmek gerekiyor. Çünkü ruhun dört havası ve aynı o dört havası olana vicdanın anası erbası. Ama biz o iradeyi veya hissi hep vicdan merkezli düşündük. Bu sefer çapı, düşünce çapımız biraz daraldı. Daraldı derken ruha göre vicdan biraz da çapı küçük. Ama oraya konmuş, meğer o bir berzahlık vazifesi yapıyor vicdanda. Ama asıl itibariyle kökeni şeyde, ruhta. Ruhta peki ruhun dört havası var. Onlar şey eşleştirilmedi. Bu dört tane şey var. Neresine girer siz söyleyin bilmiyorum. Ama çalışmak gerekiyor. Ruh, zihayattır, zişuurdur, kanun emridir. Vücud haricidir. İşte bu kesin bununla çıkar yani. Mesela evvelayizden çıkarabilirsiniz. He? Evvelayizden yani mesela şu. Siz hatırlar mısınız? Bak. Ruh. Bir. Dört tane ana sacak. Bir. Zi. Hayattır. Zi. Şuurdur. Kanunu emridir.
vücudu haricidir. Mahluk olabilmesi için Hasan bu. Bu mahluk, bunlar olunca mahluk. Bunları söküp atarsan bir kanun emridir. Yani bu ruh denmez mal. Şimdi abiler bak. Şimdi Allahu alem şu iradeye benziyor. Bu kudrete benziyor. Sileriz yani, şey değil. Ondan sonra zişuurdur. İlime benziyor. Hayata benziyor. Çünkü niçin şu? İlk önce zihayattır hayat. Zişuur niçin? Hayat bahsinde diyor ki bütün kainat hayattan yapılmıştır. Hayatın özünü, şey, özünü alırsan his ve şuur çıkar. His ve şuur. His ve şuuru da sıksak akıl çıkar diyor. Ondan sonra ruh için o sıkma değil. Zati ve müstaki bir cevheridir diyor. Kanunu emri nereden biliyoruz? İradeden gelen evamiri tekviniye. Emri tekviniler iradeden geliyor. Eğer koymak şey yaparsak kanun emri iradeye bakıyor. Vücud-ı harici diyebilmen için mahluk kudret lazım. Şuur da malum zaten ilmin kemal hali. Yani böyle vurgularsak Osman herhalde. O değil de şunları şeye yazabilirsiniz abi. Vücud-ı haricisi surettir mesela. Şu mu? Evet. Suret ben gidelim orada evvel ahir zahir batından mı gidelim? Aynı. Neyse buraya baktın mı sen? Tamam. Bak. Tamam, izah abi. Ettim. Biz şey sitede vardı bunun şekilli vardı ya ziyasi şuur falan emri. Ya bunun şekilleri var, ona bakıyorum. Ha tabi de ben de baktığınız için ben bir daha edeyim dedim. Bak şimdi. Bak zihayat zaten hayattır. Çünkü o hayat bahsinde var ya, kainat hayattan yaratılmış. Hayatın hulasası his ve şuur. His ve şuurun hulasası akıl. Tamam. Zihayat hayattan zaten. Zişuur buradan şu hulasalanmış. İlim, şuur. Kanun emri zaten iradeden gelen enevami tekminleri, emri tekminliler. İradeden geldiğini. Vücut harici olabilmesi için kudret taluk etmesi lazım. Ruh o zaman mahluk nasıl oluyor? İlim, irade, kudret taluk etti mi? Ruh mahluk oldu. İlleti tamme. Tamam. Eğer hani dedik ya iradeyi koymak istersek ruh neresine gelir? Kanun emrine geliyor diye. Bunu o sorudan dolayı onu yazdık. Her şey hayattan yaratıldıysa zihayattıra evvele bakar dememiz lazım. Kanun-ı emir evvel olması lazım. Kanun-ı emir? Emir. Evet, kanun-ı emir evvel. Kanun zaten o. İşte evvel. Kanun-ı evet. Emir olmaz. Kanuni tamam. O kanun, kanun da batındır. Batın kısmı. Bak, kanuni tamam. Batın olur. Vücud-ı haricisi zahir olur. Zişuurda bunu mu uygula şu isimleri şuna mı? Artık uygulayın böyle. Şimdi şey yapın. Zorlayın. Sisteminizi, geçmişinizdeki şeyi de zorlayın. Oraya kadar geldi. Şimdi ben şey yapıyorum. Şunu kapatıyorum. Abiler acaba bu sayfayı şey yapabilir miyiz? İrade. İrade okuyoruz. Şey, hissiyat nereden çıktı ya? Değil ya. Daha önce göndermiştik galiba. Şurada kağıtlar var. İrade-i cüziye bizde var demiştik. 298 açıyorsun. Açma ama ben söylüyorum. Bizdeki irade-i cüziyedir. İrade-i cüziye ile irade-i külliyesini irade edersek, bak irademle, daha önce konuşmuştuk, irademle iradesini, Allah'ın iradesini irade edersem, irade-i külliye oluyor. Etmezsen ne oluyor? Cüzi irade kalıyor. Cüzi irade de surette olduğu için cüzi ihtiyar mı olacak abi? İhtiyara daha dönüşmüyor. Eğer surete intikal ederse, sırf zahire bakarsa irade, şeyden çıkıyor. İrade ölüyor.
Çünkü irade zahire şeyi yok, sırf. Yok yok işte sadece zahire saplandığı için cüz ihtiyar şeklinde kalıyor. Kalıyor da sonra işte ihtiyar kalıyor. İhtiyar ihtiyar irade devre dışı oluyor. Evet. Artık çoğu insan iradeli değil. İrade felç olur. Ustad gibi insanlar cüz ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. Nerede irade yani? İrade ihtiyar zahirimizi yapılandırıyor. İrade ise batınımızı yapılandırıyor. İç alemi yapılandırıyor. O yani o nerede yani o irade? İrade sahibi insan çok azdır. Usta diyor ki cüz ihtiyarımdan vazgeçiyor. Neyle vazgeçiyorsun? Şeyi aktif olmuş. İradesi aktif olmuş. Yani geçmiş. Ne demektir bu? İç alemi yapılandırıyor. Şeyi yazalım mı? Şey gitsin abi. Bu zaten denk geliyor. Hangisini? İradenin ruh canibinde sureti vücudu harici diye bakıyor. He, yani ne diyorsunuz? Böyle ben size bıraktım. Vücudu harici bu mu? Evet. Ne diyoruz ona? Surete bakıyor. Surete. Evet. Suretine. Bu? Bu kanun, ha kanuniyetine. Ha hakikata. Mahiyet. Evet. Niçin mahiyet? Çünkü her şey hayattan yaratıldığı için. Hayattan yaratılmış. Asıl hayat, tamam. Zaten sari ifade de var ya, hayattan sonra onu bir şey yaparsan şuur ve his olur diyor ya. Vücud harici oldu mu suret oldu. Evet. Tamam, doğru. Kanun emri oldu mu o zaten kanun, kanundur. Tamam. Zişur buna göre bu daha batın olduğu için bu daha hakikat. Tamam abi, doğru. Osman tamam mı? Bak bir de yapıyorum sen. Konuştun, hayır tamam. Bu da çok güzel. Kaydedin. Bunun karşısına şunu da yazabilir miyiz acaba? Yazılmış da önce. Vücud-ı hariciye, ismi zahire. İsmi zahir. Evet. İsmi batın. Yani şöyle ismi ahir ve ismi evvel diye yazarsak da çok daha cami bir şey olur. Zahir ve lahir, zahir, batın yazın. Zahir değil mi? Batın. Acayip bir şeyleri götürdü bizi. Ahir mi? Evet abi. Ahir, evet. Vay 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 vay. Şeyi de yapabilirsek Hasan abi. Vicdandan bakarken ben hissi şöyle anlıyordum. Ruh caniminden olunca bana bunu kazandırdı diyebileceğiniz müşahhas bir şeyiniz var mı? His için mi, irade için mi? Önce his sonra irade. Evet. Çünkü ikisi de birbirinden çok farklı şeyler. Yer ayrışması oldu. Boyut farklılaştı. Bize ne kazandıracak? Yani ben bundan ne anlayacağım? His hangi boyuta geçti yani? Evet. Ruh canibinden baktığım zaman ben bu histen ne anlayacağım? Yani mahiyet olan bir his. Mahiyet insaniye birdir. İnkisamı gayri mümkündür. Şimdi ben doğrusu iradenin hep vicdandan baktığımız için ruhtan iradeye bakmadım, bilmiyorum ne olur diye. Ama iradeyi okuyoruz ya şu anda. Belki önümüze çıkacaktır. Çünkü şu anda okuduğumuz yarısı bile olmamış irade. Sen abi üstadın iradeyi kübriyesine az önce dedin de cüz-i ihtiyarından vazgeçti. İradeye az önce öyle hakim olabilir. Yani başka bir yok, daha da arkası ruh. O vicdaniyattaki iradeye geçti. Evet. İradeyle bak. Cüz-i ihtiyarımla vazgeçtim deyince irtizamdan, dimağdan çıkıyor. Cüz-i ihtiyar dimağda. Hasan abi, şeyde
Zaten ruh kendisi müstakil, bizde cereyan etmesi için vicdana ihtiyaç duyuyor. O vicdana bakış tabii. Vicdan olmasa ruh sisteme zaten hakim olamayacak. Yani sistem hakim değil. Vicdanla evet, birlikte. Yani vicdan ruhun dört havası ya. Kardeş böyle şöyle düşünmek lazım biraz daha. Abi özür dilerim diyebilir miyim bir şey? Şimdi bu vicdandaki irade ile fıtratına ulaşıyor. Fıtratına ulaşıyor. Ruhtaki irade de fıtratın da ötesinde bir şey olması lazım. Dikkat. Versene. Olabilir yani. Bak, çok güzel ruhta, bir şey oldu. Bak bir dakika bak. Bak bu oldu. Ruhtaki irade diye bir şey yok. Şimdi onu da koyduğunuz zaman her şeyi ruhta yazmaya başlayacağız. Nasıl yok kardeş? Ruhun dört havası. Ruh vicdanı kullanıyor. Şimdi beni dinleyin. Ruhun yaratılış şeceri hilkatteki yeri arş-ı azamdır. Tamam. Kalbin yeri arştır. Levh-i mahfuzun yeri dimağ, levh-i mahfuzdur. Vicdan ise daire ilim ve daire hayatın cemil cemidir. Berzah olduğu için. Tamam. Şimdi şöyle düşündüğün zaman vicdan daki irade, vicdandaki irade daire ilim yani lef-i mahfuzla arş-ı azamın cemidir. Ha oradan iradeyle pergeli koyup bakma ile arş-ı azamdan bakmak farklıdır. Şöyle dedi abi Osman bir şey dedi çok güzel oldu. Ben de katılıyorum. Bence bu şekilde bize faydası olur. Vicdandaki iradeyle bakış fıtratımıza ulaşıyoruz. Ruhtaki iradeyle de hilkatimize ulaşıyoruz. Harika. Bu doğru. Çok güzel. Yani bence bu en şöyle olabilir abi. Yani. Yani ihtiyarımdan vazgeçtim dediği kısımda mesela şimdi ben bir hadise yaşıyorum. Benim içimde hani vicdan benim iç sesim ya, peygamber ya bana şey yapıyor. Şimdi bana diyor ki yapma. Yapacağın doğru olmaz. Şimdi ben bunu dinlediğim zaman bu dinlediğim şey irade aslında. Bendeki cüz'i bir iradeyi dinlemiş oluyorum. İhtiyarım var. Bir de iradenin sesi var. Değil mi? Şimdi buna geçtiğin zaman Allah-u Alem yani öyle midir? Bu o zaman vicdandaki iradeye geçtim oluyor. Ruhtaki iradede sana söylenen bir şey yok artık sen söylemeye başlıyorsun gibi. Bir şey kimse sana söylemiyor. Yani mahiyete geçmişsindir diye tahmin ediyorum. Ha, ama dur bunu bir şey yapalım. Vicdandaki irade mesela ruh bir ele alayım da vicdan. Şey evet. Evet çok ilginç. Bu ama tut onu da. Bak bir kargasını çevirelim de. Şimdi ruhta yapı itibariyle kadın, erkek, soğuk, sıcak bir şey yok. Sistem. Bu hilkat. Hilkatte herkes eşittir. Yani Allah ve mahluk. Hilkat. Ama kalem kalemdir, defter defterdir, ben benim. Bu da fıtrat. Yani imtiyazlaştık. Ben başka bir şeyim. Tamam? Ha, vicdan herkesi farklılaştıran bir sistem çıktı. Evet, fıtrata. Herkesin vicdanı farklı olduğu için bu çok güzel oldu. Ha, bu çok güzel oldu. Tamam, tamam. Nasıl diyeceğiz? Hilkat. Vicdandaki irade fıtrat. Bu çok güzel oldu. Vicdandaki irade fıtrat. Bilmiyorum oradan gözüküyor mu yani yazı. Çok net gözüküyor. İyi. Şimdi Allah var iken hiçbir şey yoktu. Tamam. Yaratacağım dedi. Yaratılan tanımlanmadı. Bir yaratılan her şey Allah yaratmış mı? O yaratılmış. Hilkat olmuş. Orada eşitiz. Evet. Maş ile ben, kedi, köpek hepimiz eşitiz. Hilkat. 20. mektupta geçer bu. Başında. Hılkatın en büyük gayesi, fıtratın en yüce neticesi imani billah'tır diyor. Evet, evet. Tamam. Heh. Orada geçiyor senin.
Şimdi hilkat yaratılmışlıklar, yaratılmalar, mahluk oluşlarımız ama tanımlanmamış. Silgi, kalem, asan yok. Hilkat. Ama yaratılmışların içine gir. Bu kalemdir, bu silgidir, ben benim. Tamam? Ben benim. Bu kahveyi alabilirsiniz. Bana şey geliyor şimdi. Bir içebilirsin ben. İç abi, çok güzel. Hilkat, he? Bana yapıyor. Yok, bana fıtış yapıyor, ot yapıyor. Bazı yumuşatıcı bir şey yapıyor da ondan. Yok, o yapıyor. Şimdi fıtrat, ben benim, sen sensin. Tamam mı abi? Onun için herkeste vicdan farklıdır. Tamam mı abiler? Herkeste vicdan farklıdır. Vicdan. Vicdansız diyoruz ya. Vicdanı zayıf. Kıt. O zaman bizi biz yapan vicdandır. O zaman bu nedir? Fıtrat. Abi özür dilerim, zaten Salih ifade var. Fıtrat-ı zişur vicdan diyor. Evet, fıtrat-ı zişur olan vicdan. Evet. Ha, şimdi geliyoruz. Osmanlı dedi ya, acaba bu muşahhas bir şey elimize tuttuk. Tuttuk. Bak abiler, görüyor musun ne kadar iradenin çok harika. Bugünkü en güzel şeyimiz bu oldu. Yani o suret falan bizi bak buralara kadar getirdi. Şu iradeyi ben ruhtan bir bakayım deyince bu çıktı. Hep ama vicdana ben kenşasın. İrade hep vicdan merkezli baktım. Davut. Ama bir de ruhtan bakayım dedim. Niçin öyle oldu? 164 ve 154 muhakematta hissi zahir diyor. Hissi zahir olunca hissi batın da var. Zaten söylüyor. Hissi batın da zaten sari ifade. O zaman bir şeyin zahirisi batınısı varsa evveli ahiri de vardır. Zaten onun dissalıdır. Sonra dedim hissin evveli var. Zahirisi var, batınısı var. O zaman evvelisi de var, ahirisi var. Bunlar çıktı. Bunlar çıktı. Bu çektiğiniz resmi de gönderirsiniz böyle canlı. Ha şimdi bizi nereye taşıdı? Ha acaba Osman sormuştu. İradeyi ruhla düşünürsek ne olur? Vicdan merkezli düşünürsek ne olur? Çünkü irade ikisinin de sıfatı. Ruhun dört havası diyor Abdurrahman. İrade, zihin, his, latife-i Rabbaniye. Aynı zamanda vicdan dört ana serbest. O zaman fıtrattaki irade-i cüziye, hilkattaki irade-i külliye mi olmuş oldu? Harika, bak ekledik, güzel oldu. Bu da güzel oldu. Evet. Bu da güzel oldu. Abi cüz-i iradeden bir kısım cüz-i ihtiyar değil. Yok, ihtiyar karıştırma. Bugün çıkar kafandan ihtiyar. Benimle alakası yok da. Tamam. Zannı senden olabilir. Yok, zannı bırak. Herkes etsin. Sen ihtiyardan çık. İçeride birisi dürtüyor. Beni de dürtüyor. Ha, şey yaptık. Dersin başında ısınmak için şey demiştik. İrade mi? İradem nedir? Cüzidir. İnsandaki cüz iradedir. İradesini Allah'ın, irademle Allah'ın iradesini irade edersem irade-i külli olur. Ustadın tabiriyle cüz-i nazarını cüziyetten çıkarıp Allah canibinden kudretin azamet altına bakarsan o nazarın külli olur. Usta şöyle diyor. Cüz-i nazarını cüziyetten çıkarıp külli yap diyor. He? O zaman Allah canibinden bakıyorsun, olayın arkasına geçiyorsun. Olayın içinde debdebelim durmuyorsun. Abi, burada şimdi ruhun kanun emrisi iradeye karşılık geldi ya. O zaman hilkattaki, ruhtaki
Ruh hilkatten haber veriyor. İrade-i külliye var. O zaman ruhta irade-i külliyenin kanuniyeti var diyebiliriz. Değil mi? Nasıl irade-i... Şimdi abi iki yan yana resim var ya. Evet. Sağ taraftakinde ruhun kanuniyeti kanun-i emriydi dedik. O da iradeye bakıyor. İrade sıfatına bakıyor dedik. Tamam. Şimdi geldik sol tarafa. İrade var orada. Ruhtaki irade de hilkate irade-i külliyeye bakıyor dedik. O zaman ruhta ki irade-i külliye, irade-i külliyenin kanuniyet noktasında bulunması demek oluyor. Evet. Evet. O kanun, külli bir kanunların cemi. Aynen. Ama burası bu şey çok harika. Şunu şey yapayım. Burası güzel oldu. Güzel. Varmak isteyip de nasip olunan. Şimdi o demin söylediğim konuda biraz daha düşünüp konuşuyoruz. Şimdi vicdandaki iradeyi şu demek, benim vicdanım konuştuğunda ben o konuştuğum konuşanı dinlersem o vicdandaki iradeye geçmiş oluyorum. Yani benim vicdanım diyor ki sen haksızsın, git helallik dile. Ben de diyorum yok ya ben haklıyım ama dedim ki evet haklı. Yani ben orada haksızlık yaptım, gittim helallik diledim. Şimdi kimi dinledim ben? Haksızsın diyen kimdi? Ha, diyen kimdi? İçeride bir sistemi mi dedi? Evet. Ben de onu dedim ki evet ya, haksızım ben. Gittim hakkını helal et dedim. Onaylayan. Şimdi ben kimi dinledim? Hangi iradeye ram oldum? Bir tane içeride bir irade vardı, o irade. O irade, vicdandaki irade. Bundan hemfikiriz. Evet, vicdan. Vicdan sesini dinledim. Dinledik. Bir de daha üst seviyesi var. Allah-u Alem burası. 17. sözdeki o çare ise şudur ki o cüz-i ihtiyardan dahi vazgeçip irade-i ilahiye işini bırakıp kendi hal ve kuvvetinden teberri edip Cenab-ı Hakk'ın hal ve kuvvetine iltica ederek hakikati tevekküle yapışmaktır. O zaman insanın ruh seviyesinde Allah-u Alem iradenin hakikati tevekküle yapışmaktır. Şey iradenin ihtiyardan geçip oraya ruh seviyesi. Demek ki o zaman senin o dediğine şey yaparsak, irade-i cüz'iye hakkını teslim etmekte kaldı eylemde. Külli irade olursa hakikat-ı tevekkül. Tevekkül değil, hakikat-ı tevekkül. Allah alem bu betin onu söylüyor. Evet. Ya Rab, madem çare-i necat budur, senin yolunda o cüz-i ihtiyardan vazgeçiyorum ve enaniyetimden teberri ediyorum. Abi şey de çok netleşti. Ubudiyete geçer. Üstadın cüz ihtiyarından nasıl vazgeçtiğini. Şimdi yerinde oturuyor. Şu anda yerinde oturuyor. O zaman şu irade-i külliye hakikati tevekkül. Tevekkülün hakikati ruhta o zaman. Hakikat ama. Hakikat deyince biraz kalbe kayasım geliyor ama. Yani. Biraz zor. Evet ruha. Yani tamam ama bizim şu an zaten sıralamamıza bakarsak hani şu kalpte de bir irade var. Otomatik tabii. Çünkü ruhta o zaman şuraya diyeceksin. Şuraya hakikati tevekkül. İrade tamam. Bu olur. Ruhta ne oluyor diye sormak lazım. Ruhta da teslim oluyor. Teslim daha aşağıda. Yo. Selemeden teslim gibi. Abi. Teslim. İslamiyet-i Kübra. İslamiyet. Neye bakıyor? Kainata bakıyor abi. Ama bak, o daha elden kainat, teslim. İslamiyet kainata bakıyor. İrade-i ilahiye bırak diyor ya. Teslim sonra tevekkül teslim, diyor. Teslim tevekkül. Aa koydum. Hakikati tevekkül. Emin misin? İman teslim. Bu Osman abinin okuduğu yerde şöyle diyebilir miyiz? Enaniyetimden vazgeçtim, eneyi kabul ettim. Yani eneye teslim oluyor. Ne diyor bir daha söyle, dinlediniz mi? Hakikat deyince sabitelerimizle tefekkür ederken sabiteleri oynatmayacağız. Çünkü sabiteler sari ifadelerle kurulmuştur. Yeniden kurmuyoruz. O hata olur. Yani birbirine girer ve
havanda su doğmak gibidir. Hakikat deyince kaptı, bitti. Pergeleri koyacaksın. Hakayık eşeği sabit et. Esma-i ilahiyeler arştır, bu bitti. Hakikati tevekkül deyince, şimdi vicdan ve akıl kalbin dışsalları. Belden yukarıya kalp olsa, mazar hissiyat, vicdan, makesefkar, dima. Tamam, dima. Onunla ayakta duruyor kalp. Yani arkadaşlar, dimağla vicdanı kalpten kopuk değil, işlevsel. Nasıl girip çıkıyor sistem diye dima diyoruz. Yoksa akıl kendi kafasına bir şey yok. Vahisi de olsa, hissiyatı da olsa. Bu belden yukarı nasıl duracağım? İki ayaklı duracağım. Kalp nasıl durur diyor. Masar hissiyat, vicdandaki hissiyat vicdan yoluyla. Makkes efkar dima yoluyla alıyor, veriyor. Kalp. Yani bunlarsız düşünmüyorsun yani böyle. Yani bu çatı ama bu oda işte alt oda falan gibi. Şimdi hakikati tevekkül, bir de tevekkülün kendisi var böyle. Ona yapıştık. Fakat o vicdandan baktığın zaman irade farklı, ruhtan bakınca farklı, çok ilginç. Çok tuhaf. Yani mükemmel bir şey. Temellerimizden bir tanesi de oldu bugün. İmbik imbik. Tamam da bunu ustad nasıl böyle sıradan böyle nasıl yazılmış böyle. Neyse akıl hayran bir haber. Yani şaşırıyorsun yani. Bunları duymadan da bir de vefat etmek vardı. Yani bunlara meşgul olmadan ahirete gitmek. Anla anla mali. Hiç önemli değil. Duy yeter. Evet. Yani duymadan, meşgul olmadan niye geldin ki yani? Yani her şeyi anlayacaksın değil. Anlamadan demiyorum ha. Merak etmeden, alaka duymadan, ihtiyaç duymadan, müşteri olmadan, talebe olmadan, talep. Talep etmeden talebe olamazsın. Nur talebeleri ne demektir? Talep ediyor, talep. Talep ediyorum ya Rabbi. Onun için talebeyiz. He. Sana talibiz ya Rabbi. Yani tabii Risale-i okuyanlar da bunları bilmiyor. Yani 99 bilmiyor. Evet. İşte bilenler de az. Kendi bildisine hepimiz de dahil kendi bilgisine kanaat eden diyor ustad nakıstır diyor. Kendi bilgisine kanaat eden ben bildiğim asıldır dese alıcıları kapanır. Ben bildim, kapanır. Kendi bilgisine kanaat eden nakıs olur, eksik olur. Bak ne yapıyoruz beraber değil mi? Ne dedi bak? Bunu beraber bize söyle dedim. Tamam. Hemen tak tak Allah nasip ediyor. Ne yapacağız? Böyle müzakere ilmiye. Bugün siz varsınız, yarın başkaları olacak. Siz de gittiğiniz yerde vesaire şey yapınca böyle mutlaka mutala ve muzakereyi alışıp ne dedi ya dur böyle hakikatin peşinde olursa onu kapacaksın. Yani başka hisler katılmayacak. Zaten Allah o hizmeti, o mutala muzakereyi dağıtır. O makineyi İhlas Sitesi'nde söylüyor. O makineyi fabrikayı kaldır. Kaldırır damadan. Böyle efkarlar, zihinler şey yapınca o zaman Allah şahsi maneviye veriyor. Birisinin ağzından ifadeler şundan bundan çıkartıyor işte. O zaman çıkıyor yani. Ferdin değil, hepimiz talep ettiğimiz için talebeyiz yani. Bu sefer birisiyle bir şey oluyor işte. Birisinin kalbini veriyor. Bakıyorsun, debelenip duruyorduk, bir şey oluyordu. Pat diye hemen çıkıverdik. Çok da kafama bir şey soru soktunuz. Yatağımda iradeden, vicdandan irade nedir? Evet onun dört havası. Ruhtan irade nedir? Bilmiyorum dedim. Ama irade vicdandakini biliyoruz. Cüz-i ihtiyamda vazgeçtik. Aklın aklıdır. Akla yöntem gösteren irade vicdan diyor ki yapma. Deme ya. Haksızsın. O zaman onaylarsak vicdandaki irade aktif oluyor. Vicdan şey bu. O da fıtratını ister. Fıtrat yalan söylemez. Fıtrat. Hilkat ise ben benim, sen sensin,
değil. Allah hılkat, yani bildiğimiz şey. Hılkatın en büyük gayesi, fıtratın en yüce neticesi imanı billah'tır diyor. Şimdi devam ediyoruz abiler. İrademizi ben şuradayım. İradeyi ihtiyar mümkün tanzim ediyor. 300. sayfada ben hemen size naklederek gideyim. Ha, irade içsel iç alemimizi tanzim ediyor Hasan'ım. İhtiyar ise dış dünyamızı, dünya hayatımızı tanzim ediyor. İrade enfusi ve vücuda, batına bakar. İhtiyar ise bedenseldir, cesededir, mevcuda bakar, zahire bakar. Mevcuda bakar. Bunu da şey yapalım. İhtiyar var. 24. sözde söylüyor. Ciğeri mesela et veya işte arı taşa nispeten çiçeğe konması. 3 tane amele bahseder. 3 tane ameleden bahseder 24. sözde. Orada cüz ihtiyarın hayvanlarda olduğunu, tercih ettiğini, köpek senin tanıyor. Bak tercihtir vesaire. Şuur da var değil mi abi? Var. Karıncada da şuur olduğunu Ustad Sari şeyde söylüyor. Lemaat'ta söylüyor. Asar-ı Bediye'de söylüyor. Şuur. Ama karıncada bizim gibi şuur var. Asar abi bir de şey de var. Bu herpeslere işte bakteri hepsi söylüyor. Kendi şeyin sesini işitir. Arkadaşım. Evet, 32. söz. Yani orada bir yani burada bir mahluklardan bahsediyor. Sadece illa karınca değil. Evet, yani. Evet abi. Ama karıncanın şu var. O kendi hayatıyla camitatın bile şuuru var birbirlerine. Fakat bu şuur karıncada farklı. Nedir o? Kendi iç alemindeki ve varlığının dışında varlıklardan haberdar olmak. Daha nispet ediyor, kıyas ediyor karınca. Şuur, diğer mahluklar kendi içsel, kendi yapılarıyla, kendi ilişki ve çelişkilerine şuurlu. Ama karıncadaki kendi dışındaki varlıkla da alakadar. Onun için Kur'an'da da medar bahsi olmuş. Ey karıncalar dedi efendisi. Kur'an'da bak. Süleyman söyledi dedi. Girin içeriye diyor. Allah bizi abesle iştigal ettirmez çünkü hakimi mutlaktır. Hakimdir. Hikmet sahibidir. Süleyman Aleyhisselam'ın emri çiğnenmeniz için girin diyor. Bak aynı. O duymadığı sesi ona duyutuyor. Öyle bir manevi falan sif değil. Bu kanun iş diyor. Ondan sonra 307'de arkadaşlar şey yapıyoruz, geliyoruz. 307. Adem daire ilimdedir. Adem-i sırf ilimdedir demiştik. Adem-i mutlak tekvindedir diye 30. defterin sayfa 225'te bunu konuşmuştuk. Hasan abi bir yer okuyabilir miyiz? Tabii ya, abi. Tamam. Diyor ki abi, ihtiyarın cüz'ü ise kendi malikinin irade-i külliyesine işini bırak. Kendi malikinin irade-i külliyesine işini bırak abi. Yani malikin nes. Yani kendi Rabbim. Malikin nes. Evet abi. İrade-i külliyesine işini bırak. Ha o zaman şurada İradi, yani buna, bu burada değil. Maliki, kulozi bir rabinas, melikinas, ilayinas. Onlar, o çok acayip bir şey oldu. O, hep iyi çalışmıştım ona. Kulozi bir rabinasa, melikinas, ilayinas. Bu üç isime, Rab, ilah, malik. En zorlandığım şey ilah oldu. Melikinas tabi. Melikinas, melek, melekelerimiz, malik olduğumuz neyse şeylerimizdi. Abiler 309 ile 310 arası ben naklediyorum. Ha buraya geldik. Burada irade bunu okumamız lazım. Şimdi açın orayı abim. 308. sayfa. İyi misiniz? Çok iyi. Elhamdülillah. Çok şükür. 13 dakika oldu derse başlayalım. Baktım. 13 dakika. Saat 4'e kadar vaktimiz var abi hocam. Ya şimdi Risale-i Nur, bak şimdi bu adam ve hepimiz Risale-i Nur nasıl bir eser ki kendisiyle bizi meşgul ettirmiş. Hiçbir şey öğrenmesek bile
şu saatimizi Allah'a satıyoruz. Şu saati, ömrümüzü Allah'a satmamıza vesile olur. Nasıl bir eser ki üşenmeden, usanmadan, yorulmadan senelerce bizi kendisiyle meşgul ettiriyor bu eser. He, yani bu eseri en azından şu cihette baktığın zaman seni dinliyorum doktor. Mükemmel bir şey ya. Kendisiyle nasıl meşgul ettirmiş? Hızır abi dermiş. Ondan sonra dedi ki bir tanesi X birisi seviyeli yani Kadir Tarık Rize lideri. Ben de denk geldim konuşmalarına. Şurasına denk gelmiştim. Sen de bir eser yaz. Çok büyütüyorsunuz deyince. Sen dedi hiçbir eser gördün mü? O eserin bilinmesi, yayılması adına hayatını vakfedilmiş olsun. Kur'an hariç dedi. Çünkü Kur'an hafızlar ve canını veriyor. Yani o eser kendisiyle insanı meşgul etmiş. Kendisini yayarken, meşgul ettirirken hayatını vakfeden, hayatının en büyük gayesi kabul eden, hayatın mesela içtimaiyette olup da hayatının en büyük gayesi Risale-i Nur'la imana ve Kur'an'a hizmet etmeyi adamış. Doktor olabilir, mühendis olabilir abi. Fark etmez. Nerede olursan ol. Ama benim bu beşeriyetimin iktizasıdır doktor. Mühendislik, elektrikçi, şu bu. Benim beşeriyetimin iktizası yani alem-i şehadetteki vasfım. Ama hılkatım bu değil yani. Nedir o? Hayatımın gayesi İslam'a ve Kur'an'a kendime Risale-i Nur'la hizmet etmektir. Yani din-i mubine hizmet edeceğim. Hızır abi abi enfüsü dersleri en çok o mu yapıyor? Tabii canım o pir yani. O Rüştü abi, Rüştü abiden şey etkilenmiş. Nadir abi. Ona açılmıştı çok. Biz o kadar açılmamıştı. O zaman... Rüştü abi ustadın birinci kuşak talebelerinde. Mektuplaşması var ustadla. Evet. İki tane mektubu var. O cihette görmemiş. Ustad kabul etmemiş. Gelme. Çünkü çatıda offset yapıyor böyle çeviriyor. O zaman kabul etmiyor. Gelmeyin diyor. Bu enfusi Zübel abi. Ondan sonra Nadir abi. Hızır abi. Bunlardı. Bunlar çekirdek kadro. Ankara'ya gittim geçen hafta. Orada bizim kardeşlerden bir tanesi şey yapıyor. Psikiyatriste gidiyor. İşte sen kimsin falan filan diyor. İşte ben diyor kitap okuyorum falan. Hangi kitap okuyorsun diyor. İşte Risale-i Nur'lar falan. Diyor başka hangi kitap? Ben diyor başka kitap okumuyorum diyor. Kaç zamandır okuyorsun? Tam hatırlamda 10 yıldan fazladır okuyorum. İnsan demiş başka kitaplar da okur falan demiş. Sen dedim hiç anneni değiştirmeyi düşürdün mü dedim. Biraz da başkasının annesinden istifade edeyim dedim. Beni ta dersin bütün o şeyini aldın başa getirdi. Mesela Allah Allah. Allah Allah. Ne deli raporu mu vermiş sonra? Zaten psikolog değil, psikiyatriste gitmiş abi. Seni bu durumdan kurtaralım. Adam sen bir anafora koymuşsun Allah'a şükür. Ben bir şey demedim abi ya. Ben dinliyorum sadece. Böyle sohbet ortamı işte konuşuyoruz falan. Ben de yeni tanıştım zaten. Geçen hafta şubenin bir işimden dolayı Ankara'ya gitmiştim abi. Orada oldum mesela. 308'i açtınız mı? Yeniledi beni ya. Enteresan olan şey yapsın abi. O kitabı yalan da okuyor. O da talebe. Ha o da bu ta. O da talebe ona yani. O kitabı yazmış, o da talebe. Böyle bir şey de yok abi yani. Böyle bir örnek de yok yani. Kendi yazdığı esere talebe olan bir örnek yok yani. Allah Allah. Bu cümle de çekti. Niye bunu okuyorsun? Çünkü yazar kendisi talebe yazdığına. El cevap. Çok ilginç abi. Hangi yazar var ki? Kendi eserine talebe. Yazarlar da genelde bir yazarlık egosu var onlarda. Öyle bir anlayış var. İnce Mesnevi Nuriye 92 sayfa 308. Bir tanesi dese ki buldum ben tamam. Ve açılmaz düğümler onun iradesiyle açılır. O kadar demişiz. Açılmaz düğümler. Bak. Onun iradesiyle açılır. İnce Mesnevi Nuriye 181. Bu iki cihetten şu, bu iki cihetin Hasan sende de var galiba bu. Var. Tamam abi. Bir kasıdın kastıyla, bir muhtarın ihtiyarıyla, bir muridin iradesiyle
bir alimin ilmiyle. Bu abiler ayırma yaptı. Çok esmadan sıfata. İşte esmadan sıfat. Yani sofrada konuştuğumuz Hasan, esma sıfattan çıkıyor. Yani ilimden alim, iradeden murid, ihtiyardan muhtar, kast ile kasıt. Tamam mı abiler? Çok acayip ya Nazm-ı Mani. Hiçbir şey yapmıyorsun. Bakın külliyata. Bir kastın kasti ile. Bir önceki okuduğumuz vicdandaki irade miydi bu takip miydi? O açılmaz. Düğümler onun iradesiyle açılır. Öyle bakmamız lazım. Evet. Nerede? Ne ben siz de düşünün ne bileyim. Ruhtaki gibi duruyor. Ruhtu abi. Onun ha ona işaret edince ruhtur o zaman. Onun soru. Sanki öyle. Dur ha. Olabilir ha. Arkadaşlar aşağıdaki şey 2-4 tane kitabın aynı metnini tek bir tane aldım. 4 kitapta aynı geçiyor. Bir tanesini seçtim paragraf. İnce Mesnevi Nuriye 234'te, Sözler 430'da, Lemalar 125'te, Sözler 433'te geçiyor. Bunların izahları, bakayım 251'de ne var ki oraya atıf yapmış? O da aynı mı? 251. Evet. Yok. Mesela o kelam. Tamam. Abiler burası çok önemli bir yer. Dur konuşsunlar. Mutala ediyorlar. Onlar konuşmalar çok hoş. Konuşsunlar. Çünkü o olgunlaşıyor. Ama bu arada beni de kenarda dinleyin. Burası gelecek. Bu kelam-ı ilahi beni çok heyecanlandıranlardan bir tanesi bu. İllet-i tameli oluşu. Kelam. Kelam-ı ilahi vücud haricisi var. Yani melekler gibi. Yani atom cinsinden değil. Ceset değil cisimdir. Şeydir. Nefsül emirde vücud haricisi var. Kelam-ı ilahi onu anlatan bir yer. Tazamun ediyor. Emri de tazamun ediyor. 4. İlim, irade, kudret ve emir. Haşa. Kur'an değil, Musaf. Musaf. Kelam. Evet. Kelam-ı ilahi ayrı bir şey. Yani kelam-ı ilahi kendisi değil, kendisini zuhrat illeti tammilidir. Demiştik ya abi, kelam-ı ilahi sıfattaki kelamdan lef-i mahfuza inş süreci demiştik ya. Evet. Şimdi herhalde ona girecek. Okuyorum. Evet, mesela o kelam emir veya nehi olursa yap, yapma. İrade ve kudreti tazamun ettiğinden yani emrediyor. Ya sema, ey sema suyunu kes derken kesiliyor. Sonra kesilmiyor. Deme anında kesiliyor. Kesilirken söylüyor. Aynı gibi. Bunu latif nüktelerde emir aynı kudrettir der. Aynı böyle geçer. 32. sayfada. Diyor ki emir aynı kudrettir. Yani söylerken oluyor, olurken söylüyor. Onun için ustad diyor ki Kur'an dolayısıyla Risale-i Nur'da da yani emiri kudret nevinden de zikrediyor. Yani emir kudret nevinden. Yani sanki kudret emir olmuş, emir kudret olmuş. Şöyle diyebilir miyiz? Benim şimdi ben oluyorum, oluyor ilim. Aslında bir şey demiyorum. Süssüz söylüyorum. Bak emrediyorum. Gibi artık sıra yok demek istiyorum. Zaman esması yok. Olurken oluyor, olurken emrediyor. Evet. Sebepsiz düşüneceksin bunu. Ne kadar yapabiliriz? Ettiğinden derecesine göre tezavuf ediyor. Kelam burada söylüyor. İlk önce bizim yöntemimiz ne yapıyoruz? Burada söylenilen şeyleri, sari ifadeleri diziyoruz. Sari ifadeleri malzeme yapıyoruz. Onun üzerinde bina yapacağız. Kelam ilahi dedi burada.
irade ve kudreti tazamun ediyormuş. Tamam. Daha önceki lemalar 125'te yazıda da şöyleydi. Onu lemalar 125 296'yı bir bakayım ben, siz açmayın. Ben bir bakayım, oraya geçmek gerekiyorsa geçeceğiz. Sen abi aynaya bakmak gibi de oluyor mu? Aynaya bakıyorsun ya. Ha, aslında gösterdiği için seni bakıyorsun, baktığın için seni gösteriyor. Yok, baktığınla olması aynı anda. Aynı onu diyorum yani. Bakarken oldu değil, olmuşsun da bakıyorsun gibi. Aynı iş. Yani şey, zaman yok sanki, güzel. Arkadaşlar ben şey yapıyorum, 296'da size açmayın. Burada daha önce okumuşuz burada. Demişiz ki metinde, Lemalar 125'te söylüyor. Desti kudret-i ilahiyeden sudur eden, bak desti kudret-i ilahiyeden, dest ayrı bir şey. Kudret-i ilahiyeden sudur eden, başka ne yapıyor? Oradan sudur ediyor bir artı, irade, emir ve ilmi tazamun eden, evamiri tekviniye ile zuhur eder. Bu. Kim? Kelam-ı ilahi. Bak. Desti kudreti ilahiden sudur ediyor. Bu şey sudur eden kendisi aynı. Kelam-ı ilahi. İrade, emir ve ilmi tazamun ediyor. Kendisini emri tekvini ile zuhur ediyor. Emri tekvini ile zuhur ediyor. Emri tekvini de biliyorsunuz bir ayat-ı tekviniye olarak kendisini gösterir. Bir de evamiri tekviniye. Evamiri tekviniye, evamiri tekviniye yazılımdır, hilkattır dersek, ayat-ı tekviniye ise fıtrattır, nefsil emirdir. Burada dedik ki, kelami ilahi ne yapıyor? İrade, emri ve kudreti, şey, irade, emir ve ilmi tazamun ediyor. Tamam, burada demiştik, bunu hatırlattı. Şimdi ben geçiyorum gene sayfamıza. Evamiri tekviniyeli avamış. Evamiri tek mesela suyun formülü evamiri tekvini yani. Su da kendisi hayatı tekviniye. Evet. Tamam. Birisi mülk, birisi melekut. Tamam. O oraya dönmeyelim çünkü işlemişiz bunu. 296. sayfa çizmişiz. Ben dikkati çeksin dedim bak unutmayın diye. Kudret-i ilahi desti deyince... Desti kudret-i ilahiye. Şimdi devam ediyorum. Sayfa burada niçin atıf yaptık 308'de? Daha önceki lemalar 125 yani 298. yok. 296. sayfada bu konuşmuştuk diye not düşmüşüm. Geçiyorum. Geç 309'a devam ediyor. Kelam İlim, kudreti, iradeyi tazamun ediyor. Lemalar 125'te bunu söylüyor. Mahluk dur abi. Mahluk, kelam-ı ilahinin, zaten kavgalar alimler onun için etmiş. Risale-i Nur bunu barıştırmış, çözmüş. Bunun kelam-ı ilahinin bir sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Mahiyeti kelamdır, haşa 100.000 defa haşa, mahluk değil. Bunun hakikati, şeyi, kelam ilahidir. Kanuniyeti vahiy ilahidir demiştik. Ve sureti de musaftır. Sayfalanmış. Yani Kur'an dediğimiz şu değil ama mecburu Kur'an diyoruz tanımlamak için. Oysa elinde tutulan mürekkebe dönüşmüş mahluktur. Sen bu sayfaya mahluk değil desen kendini inkar edeceksin. Bu ama bu musaftır. Musaf, tuttuğumuz. Onu okuyan da uyanan Kur'an'ındır. Hakikati nedir? Lef-i Mahfuz'daki vahiy ilahidir. Lef-i Mahfuz'daki Kur'an. Kur'an. Evet. Kur'an, Lef-i Mahfuz'daki vahiy ilahi. Evet. Mahiyet ise sıfattaki kelamdır. Sıbıtı sıfattaki kelamdır. Tamam. Bunu temel bilgilerimiz tamam. Kanuniyeti de vahidir, sureti de musaftır. Tamam. Tamam şimdi kelam diyor şimdi ilim ve kudreti ve iradeyi tazamun ettiğini Sari söylüyor.
Bu aynı zamanda illeti tammeli. Yani kelamın kendisi emri Rabbani'dir. Sayfa 307'de söylüyor demişiz. Bakayım 307'de. Evet. Emri Rabbani burada söylüyor. Tahsis ettiğini söylüyor. Tamam. Kelam neyi tazamun ediyormuş içinde? İlim, kudret, iradeyi tazamun ediyor. Bu cihetle ilim, irade, kudret bir araya gelince ne olur? İllet-i tamme olur. İllet-i tamme demek artık kaçınılmaz mahluk olur. Mahluktur. Kelami ilahi kendisini mahluk yani vücud harici olarak tezahür ediyor. Bir kısmı bu zaten ayet söylüyor. Bu elmayı armuta emin hayatına vemin hayatına ayetlerimiz diyor. Kur'an'da ayet söylüyor bu mevcudata vemin hayatına. Bunlar hayatı tekviniye. Bunun yazılımına evamir tekvini. Bunun cemine de denilir emri tekvini. Emri tekvini bu da iradeden geliyor. Abi bu ehli felsefe ve tabiyunlar zannedersem bu noktada Allah her şeyi yarattı gitti yattı diyorlar. Sistemi kurdu, o saati kurdu daha karışmıyor. Bu noktada işte yanlışları şey bu cebir olmaması için her şey bir kanuna bağlı cereyan ediyor. Bir de cebiri kaldıran halkın cedittir. An ve an ilimden kudrete, kudretten ilime, ilimden kudrete. Drrrt. Yani geçen bu kalem şu anda gitti. Gelen o giden değil. Abes olur. Abesle iştigal olur. Madem gelecekti niye gitti? Değil. Her an yaratılıyor. Her an irade var. Evet. Her an. Bir de ehadiyet var. Evet. Her şey var Davut'um. Bu çok acayip bir şey. Yani bizi suretten çıkartıyor bu dersler. Her şey gidiyor. Tırt 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 tırt. Cebir nasıl engellerken? He? Cebir nasıl engellecek? Cebir şöyle zannediyor. İradeyi nefrettikleri için Allah mucibi bir zattır demiş. Ama yaratılıyor. Yaratmayabilir. Gelmez. Evet tabii hocam. Mesela şeyi kabul etmiyor irade mutezile. Sebebi şöyle diyor. Allah diyor bu kainatı ehli sünnete karşı kullandığı uydurukçasıyla argüman yani malzeme noktayı nazar. Diyor ki Allah kainatı yarattı. Ondan önce yaratmadan önce irade tecelli etmiyor muydu diyor. İrade böyle kendisini gösterdi. Zannediyor ki irade kendisini irade etmesi için irade mahlukata ihtiyaç var zannediyor. İrade mahlukatı yaratmadan önce de murid olarak tecelli ediyordu. Yani mahiyeti zatiye, şuunat-ı zatiye bunu Vehhabi bilmediği için mahiyeti zatiye, şuunat-ı zatiyesine yani Allah kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu? Mahiyeti zatiyesi, şuunat-ı zatiyesine, şuunat-ı zatiyesi sıfat-ı zatiyesine, sıfat-ı zatiye, sıfat-ı subutiye, sıfat-ı subutiye esmalara tecelli ediyordu. 146 Mesnevi'de geçiyor. İlmi muhiti ezeliden temsil eden imkanlı vücutlar ilmi ezeli aynı olmuşlarsa vücudu vacibe kemalini alamamışlardır diyor. Vesaire orada sayıyor. Peki abi zamanın mahrem olduğunu Allah Teala için zamanla sınırlı olmadığını, o öncesi sonrası olmadığını. Oysa yaratılmak belirli şeyden oraya geliyordum zaten. Yaratılmak mucib-i zat değil. Tam tersine yaratmakla yaratmamak arasındayken yaratmak iradeyi gösterir. Eğer yaratmak zorunda kalmışsa iradesi nefediyor ya. O zaman mucib-i zat sen de gavurlara bu yemi verdin. Allah yaratmak zorundadır dedi. Güneş gibi yani. Güneş olabilmesi. Özgür irade hatta. Evet. Özgürü ekleme. Ya iradenin kendisi bu. Anladım. Yok şöyle düşünüyorum. Ben kendi açımdan bir iradem var ama bir şeye doğru gitmiyorum. Ben kendi bir kanun koyuyorum. Bunu yapmamak tabii. O işte o ihtiyar. Ona ihtiyar diyor. Fark bu. Kaderde geçen cüz-i irade değil mi abi? O, cüz-i ihtiyar bizim. Cüz-i irade de var. Bizim. Şimdi abiler malzemeleri geçmişi bu burada diziyorum ama bak şurayı
diziyorum ama bak şurada atıf yaptım ya. Lemalar 125. Bak. Sözler 430, 433, 125 lemalar. Bunları kullanarak şuralara dizdim. Sonra sormayın nereden geldi diye. Dizdim. Şu sonra bu hüküm çıkacak. Tamam. Kırmızılar metindir. Sari metinler. Benim Risale-i Nur. Şimdi bunlar nereden geldi diye sormayın. Çünkü şu daha önce bazılarını konuşmuştuk. Şu kitaplardan getirmişim. Tamam mı abiler? Kelam emri Rabbani ilah olduğunu. Kulazı bir Rabbin nas, meliki nas, ilahi nas. Kelam emri Rabbani. Bu Osmanlıca lemalardan almıştım. İlim tayin ediyor. İrade tahsis ediyor. Kudret vücut giydirip meydana çıkarıyor. Bu şeyde var. Şurada geçiyor. Vücut, imkan, mümkün, madum, mümteni çalışmamızda ilim, burada metin tabi Risale-i Nur'da 32. sözde ilim temiz, teşhis tayin ediyor. İrade tercih ve tahsis ediyor. Kudret, tesir, ispat ve icat ediyor. Tekvin hakka bakar, halka bakmaz derler eskiler. Demek ki irade, abi tercih ve tahsis nereden çıktı deme. Çünkü onlar az temel zeminlerimiz. İlim ne yaparmış? Temyiz, teşhis, tayin. Kudret ne yaparmış? Tesir eder, ispat eder, icat eder. Tamam mı? Bu metinlerimiz. Şimdi burada... Ayet de böyle okuyunca tesir ediyor değil mi abi? Bu kanmiyet de tesir ediyor. Evet. İlim teşhis ediyor. İrade kastediyor, kudret tamir ediyor. Yapıyor, yaratıyor. Onu ben birleştirdim. Ne yapıyorum biliyor musun? Kur'an okurken nereye ağrıyor? Mesela postaneye attın. Zarfın üzerine adres yok. Nereye gidecek? Geri geliyor. Yok geri de gelmez. Senin adresin var. Sana gelirse çöpe atar. Yani ihlassız okumak boşa düştü. Adres yaz. Yani Kur'an okurken Ruf-u Mukatta neren ağrıyor? Orayı hayal et. Oraya gitsin. Mesela bir ilaca tesir sen ona şey yüklememişsen anlatma. İçiyorum ama zaten fayda vermeyecek. Tesir etmiyor. Vücut ona göre çalışıyor. Evet, hayır. İhlas ve her şey. İhlassızlık olmuyor. Zaten Kur'an iki şekilde okunur. Siz diyorsun ki ben diyorsun, Kur'an diyorsun, yani şey için okumuyor. Sabit okumuyor. Şey. İhlastır o da. Çünkü niye? Kur'an iki şekilde okunur. Feteva indiyete. Oraya beni indirme. Tedavi ve ubudiyet. Tedavi diye okursun, ücret alabilirsin. Tedavi. Çünkü ehil. Eğer ücret almasan zaten nailerin düşer. Kur'an tedavi, fetevain diye maddesine bakarsın. Tedavi, tedavi. Ted harfinde. Tedavi diye okursan bu işin uzmanısın. Topluma, ümmete hizmet ediyorsun. Ama ücretim şu. Yaptığım hizmetin karşılığı demiyor diyor ustad. Ben ümmete bu konuda hizmet ederken ümmet de benim çoluk çocuğumun iaşesini deruhte etti. Ücretimin karşılığı değil. Onun için alabilir. Bu tedavi. Bir de ubudiyet. O zaman alamazsın diyor. Neyse. Kelam-ı ilahi illeti tahammülidir. İlleti tahammülsizdir. Bizi ilgilendiren bu. Artık konuştuk. İki subuti sıfatta. Lef-i mahfuzda. İnsanda ve suf. Tamam. Kelam emri Rabbani. Kullezu bi Rabbinaz. Rabbinaz. Kelam Rabbi. Rububiyeti tazammun ediyor. İlah. İlim. Biz de şey söyleyeyim hadis-i şerifte. Hiçbir peygambere, 124 bin peygambere dahi verilmeyen fakat bana verilen iki sıra var diyor. Hiçbir peygambere ve suhufa verilmemiş. Diğerleri kısmen ya kanuniyeti, ya içerikleri, ya hakikati, ya meratipleri kırpıntısı verilmiş Kur'an'ın. Her şey verilmiş Kur'an'dan.
Rahman'ın da Yasin'in de kanuniyeti, hakikati, esmaları vesaire. Geçmiş peygamberlerin kitaplarında yani ya kanuniyeti var ya düğüm var veya var. Fakat iki sure hiçbir şimdiye kadar benden önceki hiçbir peygambere verilmemiş ve duyulmamış iki sure verildi bana diyor. Nedir biliyor musun, hatırladınız mı? Yok. Fatiha var. Kulauzu bi Rabbil Felak. Şey yok. Kulauzu bi Rabbil Felak. Şey yok. Kulauzu bi Rabbil Nas. Evet. İki. Muvazeteyn. İki sure. Bu hiçbir peygamberde verilmemiş. Özel bu. Kulauzu bi Rabbil Nas da Fatiha mı? Son. Ne söylüyorum? Ne atladım? İlahin Nas. Melikin Nas. Rabbin Nas. Orada geçiyor. Çok ilginç ama. Kelam emri Rabbani tazamun ediyor. İlah, ilahin naz. İlim tayin ediyor. İrade teşhis ediyor diye okuduk. Kudret vücut giydirip meydana çıkarıyor. Şimdi arkadaşlar, kelam ve ilim İmam-ı Mubin'e bakıyor. Biliyoruz. Aslında ilim emir İmam-ı Mubin. Ama görüyor musunuz oraya? Kelam da emri Rabbani'yi tazamun ettiği için ilim emir olduğundan karşılığını görüyor musunuz? İmam-ı Mubin oluyor. Zaten sari olarak Kitab-ı Mubin de irade ve kudreti tazamun ediyor. Görüyor musunuz? Lef-i Mahfuz oldu. İmam-ı Mubin kitabı. Yazmaya gerek yok, görüyorsunuz. Tamam. Bak şimdi. İrade ve kudretin cemi ne demektir? Kitab-ı Mubin. İlim emir neydi? İmam-ı Mubin. Kelam diyor emri Rabbani'yi tazamun ettiği için emir ve ilim olduğu için o da İmam-ı Mubin. Kelam sıfatından kelam ilahi, kelam sıfatından Allah indirirken kelam ilahi. Sonra Lef-i Mahfuz. Yani araba gidiyor hop oturdu. Lef-i Mahfuz'a indi. Nereden? Kelam sıfatından iniş süreci kelam ilahi. Nerede karar kıldı? Lef-i Mahfuz. Tamam. Sırayla gidiyoruz koya koya. Bunlar bedi, niye söylüyorsun değil mi? Koya koya gidiyoruz çünkü. Şunları koya koya gidiyoruz. Bu malzemeleri kullanacağız. Sonra bu hükme varacağız. Sonra bu hükme vardıktan sonra ortada kırmızı metin yazılmışsa o vardığımızın delilidir demektir. Eğer paragraf açılmamışsa şöyle. Bak paragraf açılmış. Paragraf açılmış. Bu müstakildir. Görüyor musun? Fakat paragrafın içerisinde metin konmuşsa tespitin delil ispatıdır. Biliyoruz. Şimdi arkadaşlar, İmam-ı Mubin kitabı bir koyduk. İşin garip tarafı ise kelam illeti tamelli oluşudur. İlleti tamme. Çünkü niye? Kelam, ilim, irade, kudreti tazamun ediyor sari. Bunu da zaten lüzum, vücub, zaruret illeti tamelli olduğunu Kader Risalesi'nde söylüyor. Ne yapar? Efendim, üç tane ismi, sıfat tazamun edirse illeti tamme. İlim, irade, kudret, lüzum, vücub, zaruret. Tamam. İşin garip tarafı, iş hatırımıza gelmeyen şey, kelam-ı ilahi, Kur'an direkt maddeyi değiştiriyor. Evet, illeti tamme. Nasıl maddeyi değiştiriyor? Kanserdir, veremdir. Çünkü ustad diyor ki, nazar ve niyet, mahiyet eşyayı tayir eder, değiştirir. Diyor mu? Onu değiştiriyor. Nazar ve niyet, mahiyet eşyayı, Mesnevi Nuriye'de, Katren'in şeyinde değiştiriyor. Ne? Nazar ve niyet. Göz bozmuyor mu? Adamı duman etmiyor mu? Parçalamıyor mu? Aynı göz tamir ediyor işte. A eşittir B ise, göz adamı vuruyorsa, B eşittir A'dır. Göz de tamir eder. Göz tahrip ederse, göz tamir eder. Dersin başında söylediniz abi, nikah hakkını tazeliyor. Ne? Nikah hakkını tazeliyor dediniz ya. Nikah bozulmuş bunların dediniz. Ne için demiştim? Onların arasındaki mülazım. Evet. Ha harika. Evet. Nikahları var. Ama nikahda bozuluyor vesaire. Eğer mesela kimyasal yapısı şey yaparsa nikah yapıyorlar. Oksijenle, hidrojen.
nikahlanıyor, helal oluyorlar, su oluyorlar. Eğer haram olursa ateş yapıyor. Nikahları bozuldu, boşanmışlar. Tek başına ateş oldu. Ha, yani üreme şöyle dursun, suya değil, tahribe sebep oldu. Yakıyor ateş, boşanmışlar yani. Kelam sıfatından o kadar güzel şey ki, eylemde yürüyor ya kitap, Risale-i Nur, yaşanmış hayatın içerisini dizmiş. Lugat böyle kuru bir lugat değil, tabir değil. Hayatın kendisi. Bak, kelam-ı ilahi nereye gidiyorum? Kelam-ı ilahi illeti tammeli ise, niyet ve nazar ne demek? O da mahiyet eşyayı değiştiriyorsa, mahiyet eşya neydi? Eşyanın içerisinde atom. Atomun merkezinde proton. Elektronlar var. Eskiler derdi ki bilim insanları. Elektron proton etrafında döner. Şimdi hem tanecik hareketi yapıyor diyor, hem dalga. Hem döner hem dönmez. Kuantum fiziği. Eskide protonla elektron arası bir şey koyamadılar. Boşluk derdi. Şimdi bir şey koyamadık ama kuantum fiziğiyle duman var diyor. Mesela ben onu şöyle tanımlıyorum. Dağın tepesinde sis bastı. Yolu gideceğiz ama yol var olduğumuz ama görmüyoruz. Yol yok. Aslında var. Örtmüş duman. Ha, bu oraya bir şey koyamıyorsun şu anda ama var ya. Eğer sen onu güneşi doldurursan, bulutu kaldırırsan buharı, arabayı da koyarsın, evi de koyarsın. Eğer onu yapamazsan o buhara deniz dersin, atlarsın suya, uçuruma gidersin. O zaman protonla elektron arası boşluk, Allahu alem, niyet ve nazar orayı değiştiriyor. Mesela çalışarak, terden kazanarak kazandığın pirinç, çaldığın pirinç. Niye çocuğu veya senin fıtratın bozsun? İkisi de pirinç. Niye? Neye benziyor? Mesela spor yapsak. Fitness yapsak. Tamam. Bir de namaz kılsan. Hatta o namazının 10 katını da yapsan. Yüzün nurlanır mı? Aynı sporu yap. Aynı adeti kadar yap. Kaç defa? 4 defa el kalk. 4 defa elin bağla. Bir şey. Yüzün nurlanır mı? Nurlanmaz. Şarkı söyle surenin yerine. Elhamdülillah Rabbil'in yerine. Mahvettin beni, küfür şey ettin, pişirdin, köfte ettin desen. Yüzün nurlanır mı? Nurlanmaz. Demek ki Kur'an bak illeti tameli. Yüzü değiştiriyor. Hatta illeti tame göz adamı bölüyor. Adam parçalıyor. Göz sihir. Yani bunu işliyorum, çok önemli. Hastalığı bir kere yokken ortaya çıkaran, yani mesela zan var ya böyle, beyin ve vesvese duman ediyor. Bana da bazen insan olduğum için öyle vuruyor ki dünyam cehenneme dönüyor. Yaşam aşkımı yok ediyor. Yani hayattan şey yapıyorsun. Sanki vadilerin dibindesin. Heyelan olmuş. Üzerime toprak kaplamış. Ama boğulmamışım. Taşın arasındayım gibiyim. Bazen o dağın üstündeki bulutun da arkasındayım. Bu celal ile cemal tecellileridir. Bu insanoğludur. İnsanlığın özelliğidir. Taşın arasındayken diyeceksin ki merak etme, beni birisi çıkartacak. Ben burada kalmayacağım. Ümidini kesme. Bulutun üzerinde de iken hep burada kalacağım da zannetme. Aşağıda ineceksin. Yani eşyayı değiştirebiliyorsun. Değiştirirsin kardeşim. Ustad söylüyor. Olmadığı şeyi söylemiyor. Niyet ve nazar eşyanın suretini değil, mahiyetini değiştiriyor. Bunu fiziğe uygulayalım. Genetiği değiştirerek ağaçla uğraşmıyorsun. Ağacın dalını budağını böyle eğelim, kalıba sokalım deme. Genetiğinde o yazılımı değiştir. İnsanın yazılımında da değiştirebilirsin. Çeşitli örnekler verdim. Tebessüm sadaka kadar vesaire. Kur'an illeti tamelidir arkadaşlar. Lütfen okurken kafana, böbreğine, midene, karaciğerine, tansiyonuna, kolesteroluna, kanserine hayal et. Hayal et, tasavvur et. Adres yazıyorsun. Adres yazınca ona gidiyor. Diyorsun ki ona. Mesela benim bir şeyim vardı.
Hoca tanır, Hasan Hoca tanır. Trabzon'da Tevfik Hoca var. Dedi ki ilk ziyaret ettim. Sizden tanışmadım. İlk tansiyonu çıkartan oydu. Ya gelmişken bir de şeyini bakayım. Sohbet etmeye gittim ya. Ya dedi geçerken bir uğramıyor musun dedi ya. Bir uğra dedi ben yoğun. Seviyorum. Çok ihlaslı bir adam. Hala hoca. Tabii özel sektöre geçti bize Trabzon'da. Ayrıldı mı üniversitede? Ayrıldı şeye geçti. Medikal Park'a geçti. Ha tamam. Ama orada yani görüşürüz. Tamam ondan sonra ya gelmişken Hasan kardeş dedi bir şey yapayım. Allah Allah. Ya sen rahatsız oluyor musun dedi. Şimdi elinde şey. Yo nerede rahatsız olacağım dedi. Allah Allah dedi. Bir şey anlattı söylediğini söyleyeceğim. Adam iki tarafı biliyor. Tek taraflı adam akşam. Ne yapar panik yapar. Ya dedi senin tansiyon yüksek dedi. Ama dedi dere sesi geliyor mu? Gelmiyor abi dedi. Rahatsız olayım. Yo. Allah Allah. O zaman dedi maneviyat dedi. Hani ustad der ya diyor iman hem nurdur hem kuvvettir. Onu dedi. Evet adet ilahi, adetullah da bağlı ama bildikten sonra adet-i ilahiye şey yapacaksın. Yani onun da demesiyle mana ve tefekkür, vehim, müsbet veya menfi, maddeye direkt etki ediyor abiler. Maneviyat, zan, niyet, nazar, tefekkür, vehim, vesvese, vallahi bulutun üstüne ve kuyunun dibine de atar. Yani dağ üstüne gelir. Taştan arasına kalın. Ölmesin ama nefes almakta zorlanıyorsun. Bil ki heyelan oldu. Endişe etme. Dozer gelip çıkartacak seni. Biliyorlar orada olduğunu. Bilir biliyor ya. Ha işte ezmesin. Yani şunu demek istiyorum. Kur'an bu kadar anlattım 10 dakika. İlleti tamelidir abiler. Vücudu hariciye sahibidir. Ama vücudu harici ille değildir. Vücudu hariciyi değiştiriyor. Çünkü bu kainat donmuş Kur'an'dır. Bu kainat ustad Kur'an-ı Kebir-i Kainat diyor. Bu kainata Kur'an-ı Kebir-i Kainat diyor. Aynı kainata insan ekber diyor. Aynı kainata başka bir işlem tarihinde kullanan var. Ben bilmiyorum. Hiçbir yerde rastlamadım. Ben de duymadım. Ha. Önemli değil. Bak bir daha söylüyorum. 4 tane şeyini yapıyorum. 4 tane. Tesadüfen konuşmuyorum. Kainata Kur'an-ı Kebir-i Kainat diyor. 15. Şua. 24. Mektup. 2 tane delil yaptım. Kur'an-ı Kebir-i Kainat diyor. Aynı yere insan ekber diyor. Aynı yere İslamiyet diyor. Aynı yere kainat diyor. Mahlukat. İnsan bunların kainat-ı sura, Kur'an-ı sura, İslamiyet-i sura, mahkematta İslamiyet-i sura olduğunu. Hat aynı zamanda büyük medeniyet diyor vesaire. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar, kainat Kur'an-ı Kebir-i Kainattır. İnsan da asgaridir. Enel natikul Kur'an, ben konuşan canlı Kur'an'ım diyor. Bütün alem benden dürülmüştür diyor işaretleyeceğiz de İmam Ali radıyallahu anh. Tamam. Bu kadar yeter. Kelam sıfatından kelam-ı ilahi zuhur ediyor. Yani subuti sıfattan kelam-ı ilahi lef-i mahfuz. Lef-i mahfuzdan alem-i şehadete vahiy. Bu da malzeme koydum. Demek kelam lef-i mahfuza. Buradan da vahiy ilahi ile alem-i şehadete indi. Tamam. Şimdi kelam-ı ilahinin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti var. Kelam-ı ilahinin sureti cennete, Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu okumasına. Bak şimdi, kelam-ı ilahinin sureti Allah Kur'an okuyacak. Rahman suresini okuyacak hem haşirde hem cennette. Ne demek? Keyfiyetini bilmiyoruz ama okuyacak. Cennette Cenab-ı Hakk'ın okuması bu illeti tameli. Kelam-ı ilahinin sureti bu. Kanuniyeti, lef-i, bir şey mi diyeceksin Abdurrahman? Kanuniyeti lef-i mahfuza indirilmesi. Hakikati
kelam ilahinin hakikati ise ilim, irade, kudreti sazamun etmesini söylüyor. Usta kendisi Sari. Kelam ilahinin zaten mahiyeti ise kelam sıfatı. Hani Kur'an'ın bir ayette Berat gecesinde var ya abi. İşte o gece indirildiğini söylüyor. Başka bir ayette Ramazan'da indirildiğini söylüyor. Başka bir ayette Kadir gecesinde. O zaman uçlar şeye bakar mı abi o indirilen yerlere? Evet. Antika. Evet. Antika. Sureti, kanuniyet hakikati, mahiyeti zaten kelam eder. Üç yer, üç yer zaten. Evet. Evet, indirilmiş diyor oraya. Şimdi insanda vahiy ilahi nasıl ortaya çıkar? Ya, o sureti niye oraya cennete kadar çok şey yaptın? Allah canibinden yaptım. Ben bizim canibinden değil. Yani Musaf diyebilirdiniz, ayet diyebilirdiniz. Çünkü yok, takip edeceğim bir gaye var. He bak. Şimdi insanda vahiy ilahi nedir? Nasıl gözükür? Sureti eylemdedir. Simadır. Oruçtur, namazdır. Şeye çok duruyorum. Bir haftadan beri, 10 günden beri. Allah 4 taneyi bütün şey yapmış. Lime tekulun ma la tef'alun. Eylem. Simahum fi vucuhum min eseri sucud. Bütünsel. Elsinetikum lisan. Ve elvanikum konuşmalar. O zaman diyor ki bu kime dinlenilir, kimi rehber alınır? Bu dördünü birbirine bindiren, ne kadar bindirirse o rehberdir. Yoksa lafa bakıp durma diyor. 25. sözde diyor ya, felsefe der ki kim demiş, kime demiş önemli değil, lafa bak. Kur'an der ki hayır, kim demiş, kime demiş. Ondan, evet, yani Kur'an kendisi ifadesiyle onlar diyor, Peygamber Aleyhisselam diyor ki o kadar nazik, o kadar yumuşak ki böyle şey gibi tüylerin şeyde telleri var ya, çitlere takılmış da o uçan havada uçacak kadar, o kadar nazik havada, o kadar hafif. Fakat diyor onların kalpleri diyor, onların vahşi canavardan daha yırtıcıdır diyor. Böyle bakarsın, böyle koyarlar önünü. Uydurulmuş din. Böyle diyor Allah'ın zat hazretleri vasıtasıyla yeni dine kavuşuyoruz çok şükür. İndirilmiş, şimdiye kadar indirilmiş gün. Hep rastlarsınız. Bizim Efendi Diyanet'in Türkiye'deki din şeymiş. Aslı peygamberimizin dini değilmiş. Nereden geldiğini çok iyi biliyorum bu kaynağı. Kimmiş biliyor musun? Bize naklettiği dinmiş. Sahabe neydi o? Yok. Böyle şey yaparlar ya. Vahiy katibi. Yok, o İmam Azam'ın hocası. Velid ve o babası. Hep onu derler ya. Velid var ya, Velid. Velid. Muhire mesela. Yok, Velid mi? Ya bu şey ya, halife var ya, halife. Ha, Muaviye. Muaviye desenize ya. Muaviye'den geliyor bu din. Emeviler. Evet. Emeviler zamanında haşa uydurulmuş, daha önce hadis yoktu. Evet. Hep onu söylerler zaten. Evet. Bu Türkiye'deki ve Türkiye'deki din Allah Resulü'nün dinini bahsettiği din değil. Muaviye'nin radıyallahu anh diniymiş bu. Kendisi değiştirdiği dinmiş. Tövbe estağfurullah. Böyle bilin diye. Duyarsanız duymamış olursunuz. Kalalmayın. Onun için insandaki vahiy ilahinin sureti eylemdedir. Bu size lazım. Fiil, sima, sözü, bir de mimikleri. Elsinetikum, elsinetikum ve elvanikum. Sesle mimikleri, suratı birbirine örtmesi lazım. Böyle. Böyle şey yapmayın. Vahiy ilahinin kanuniyeti dimadadır. Vahiy ilahinin insanda hakikati kalbindedir, ruhunda. Mahiyeti ruhundadır. Osman dedi ki bunu biliyoruz zaten. Tamam. Şimdi 2-3'e geçiyorum. Kainatta vahiy ilahinin sureti alim-i şehadettedir. Kanuniyeti lef-i mahfuzdadır. Hakikati arştadır. Mahiyeti nur-u Muhammed'idedir. Geçiyoruz. Şimdi o bunları malzeme yapıp Osman o kadar ciddi bir şey olacak ki falan. Güzel. Özür dilerim. Bir daha söyler misiniz? Kainatta dediniz. Kainatta vahiy ilahi ama. Kelam ilahi değil. Sureti alem-i şehadettedir. Tamam. Kanuneti lef-i mahfuzdadır. Kainat arştan sonra... J-Kart diyelim. He? J-Kart
Şeceri hilkat desek. Evet evet. Çünkü arş vardı var ya. Evet. O zaman evet. Şeceri hilkat. Kainatta değil de doğru. Doğru. Estağfurullah. Çok iyi oldu. Düzelttik. Hiç kimse kimseye öğretmemiştir. Herkes talebedir. Çünkü talep ediyoruz. Herkes talep ediyor. Talep etmeyen mi var? Yok. Talebe eden talebedir. Etmeyen muallimdir. Muallimin de burada yeri yoktur zaten. Burada muallimin yeri yok. Çünkü muallim burada sıkılır. Said Nursi de talep ettiği için talebedir. Mesela Kur'an'da Ya dübleyi ma eki veya sema akli ayetiyle sema ve arsa verdiği emrin tazamun ettiği yüksek ve kati irade ve kudret ile derhal semai sehap çekilir. Semadaki bulutlar çekilir. Ağız da suyunu yutar. Ve keza arz ve semaya ne diyor? İ'tiyâ tav'an ev kerhâ. Yani oturduğun o artık şey suyunu çek, sen bitir, sen de suyunu çek. Ayetiyle verilen emri itaat et. İster istemez emrime itaat et. Ayetiyle verilen emri itaat de kabul etmelerinden o emirdeki, yani bunu boşuna mı söylüyor? Biz dedik diyor. Dedik ki ister istemez emrime itaat edin. İtaat et. De suyunu kes, suyunu yut. Emrime itaat et. Bunu söylüyor. Emir nasıl böyle kudret oluyor? Askerde de var ya. Rahat ol diyor. Öyle. Rahat oluyor, hazır oluyor. Yürü diyor. Bir ses. İlleti tahammülü. İlle, istersen yapma. İlleti. Otomatik vücudun çalışıyor seni zaten. İlleti tahammülü. O da. Ayetiyle verilen emri itaatte kabul etmelerinden o emirdeki, emirde ne var? İlleti tahammül olması için ilim, irade, kudret olacak ya. O emirdeki diyor, ustad kullanıyor. Benim şey değil. Ha burada. O emirdeki irade ve kudretin. Bir de emir var. Kelam. Üçü oldu. O demek ki o emir. Emrini tazaman ettiği irade ve kudret illeti tahammül oldu. Kudretin derece-i kuvveti ve dolayısıyla kelamın derece-i ulviyeti tebarruz eder, ortaya çıkar, bariz olur. Fakat insanların camidata verdikleri ey kaleme buraya gel. Gelmiyor. Çünkü benimki sözlerimde illeti tahammülü var, illeti tahammülsüz. Eşyaya şey yapamıyorum ama askerken rahat ol diyor, oluyor. Fakat eşeğe hükmedemiyor. Diyor ki fakat insanların camitata, kaleme verdikleri emirler mütekellimindeki niçin olmuyor? Emir veren kişinin, mütekellimdeki yani kişinin irade ve kudretin zafiyetiyle benim emrimde ey kalem bana itaat et, düzel böyle. Niçin olmuyor? Çünkü kelamımda içerisinde irade ve kudret yok kelamımda. Onun için Allah'ın kelamı insanın kelamına hiçbir zaman yetişmez. İnsan yetişemez. İlleti tamelli olmuş onun. Evet. Çünkü o tamamen irade-i külliye olmuş. O söylerken Allah diyor ya ben söyledim. Sen atmadın ben attım. Sağlam o küçük olur o. O küçük bir tabir olur. Tam mazhar. İrade-i öyle de yani. İrade-i külliyesine mazhar. Evet. Ne diyorsa o diyor. Mesela o alın diyor. Ben söylüyorum diyor. Aslında o bir ara format gibi yani. Mesela o atmadı diyor. O attı. O atmadı ben attım. Ben onun yürüyen ayağı, gören gözü vesaire. Yani usta da irade-i külliye bırak işini diyor. Vesaire. Ben varsam o yok. Evet. Aynen öyle. Demek ki ona girebilir miyim? Velâlete kumbinillah. Gibi o da. Mütekellim, yani geniş işte artık. Mütekellimdeki, yani biz kaleme diyoruz kabule gel yanıma. Niçin olmuyor? Çünkü mütekellim konuşanın kelamında, emrinde irade ve kudretin zafiyeti olmamamasından nispetinde ruhumuz,
şey ruhsuz nispetinde ruhsuz hayli hezeyanlardan farkları hayali hezeyanlardan farkları yoktur. Burada bitti. Metin bitti. Şimdi çıkarıma geldik. Çıkarımın delili olacak. Ve buraya kadar gelecek. Bu mevzuyu bitirdik mi buraya kadar? Bu onun devamıdır. Bu onun delilidir. Ve mevzuyu bu akşam, bugün bu hafta dersi kapatıyoruz. Yani tamam bak şimdi. Buradan bunun delili bu. Muhakeme 89. Yani şu sayfayı da bitirdik mi? Tamam yani şu. Bu konuştuk ya şimdiye kadar. Bu hep malzemeymiş. Kelam şimdi sonuç. Nereden çıktı demeyin. Konuştuk burada. Kelam ruhsuz, hayatsız, şuursuz ve itikatsız değil. İktidarsız değil. Artık iktidarsız değil. Kelamın kendisi emir. Emirdir. Tamam. Emir, irade değil, kelamdır zahirde. Ama aynı değil, kelam. Kelam olarak gözüküyor emir. Biz, sema suyunu kes. Emretti ama. Neyle emretti? Kelamla. Kelamın içinde var emir. Emir, kelam olmuş, kelam ilim olmuş gibi. Latif nüktelerde aynısını söylüyor. İlim kudret olmuş, kudret ilim. Aynı kudret diyor, aynı ilim diyor. Onun için bazen İmam-ı Bini kelam ilim diyor. Bazen emir ilim diyor. Orada izahı o yani. Bazen onu kullanmasının sebebi söylerken oluyor, olurken söyleyince o zaman emir kullanıyor ve kelam kullanıyor. Emir ira değil ama kelamın içinde. Tekvinden emir geliyor. Sıfatı sıfatlara. Daha önce konuştuk bunu. Buradan da ilim, irade ve kudreti tazamun ediyor emir. Emir nereden geliyordu? Tekvinden geliyordu. O gelince o emir ey sema suni kes kesilebilmesi için o emir sıfatı sıfattan ilim, irade, kudreti tazamun etmesi lazım. Bunlar sari ifadelerimizi koyduk. Bizim kelamımız İrade ve kudreti tazamun etmediği için söylediklerimiz ve düşündüklerimiz veya hayallerimiz hemen olmuyor. Olmuyor. İyi ki olmuyor. Sonra Kur'an dese ki diyor, ma'lem yecit mi? Nasıldı? Ma'lem yecit ve lem yücet. Yani kader esasında. İşte onu diyor. Çünkü o anda diyor, dese yapma. Ben kelamımda vücud haricisi olsaydı yaptım. Yapmaz olmaz ki artık. Teklif malayutak olurdu. Abes olurdu. Yani yok olmuş ama abes olur o teklif. Yapma olmuş. Düşündüğüm, irade ettiğim her şey olmuşsa Kur'an bana yapma niye desin? Tamam? Düşünüyorum, yapmak istiyorum, söylüyorum olmuyor. O anda Kur'an diyor ki yapma. Dönebilir. Tamam? Salam abi, dur okuduk da tamam. Hayatta Cenab-ı Hakk'ın aynı irade, aynı kudret olduğunu, hayatta da bizde yaptığımız yani bir kıyaslık kesin olacak ya Allah nasıl yaptı? Öyle yiğidemde onu anlatıyor. Yani evet. Hayatta da biz de aynısını yapabiliyoruz. Hayalde aynı, serbest bölgede aynı emir olarak nasıl şey yaptığını orada gözüküyor. Bunu daha önce bir işlemiştik. Serbest bölgede Halik isminin azamet derecede var olup yok ediyoruz. Mesela şehir kuruyoruz, şehir yapıyoruz. Aynı öyle mesela öyle şehir diyor. Evet, şehir. Evet. Yani şehir kuruyoruz, şehri yok ediyoruz. İkinci misal, dağları kaldırıyor, dağları kuruyor. Nehirleri, gölleri kaldırıp yapıyor, kullanıyor orada. Bunu serbest bölgede yapıyoruz kardeşim. Orada var olup yok oluyoruz. Halik ismine mazhar oluyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bütün yani şeylerine vahidi kes olması için bir şey yok. Evet. Hatta orada şirk var bile. Ya inkar. Kafasızın kafası yani. Kainatta şirkin yeri yok. Ama kafasızın kafasında var. Hasan'ım canlan. Bitiyor. Hadi bakalım. Şöyle hocam, diyebilir miyiz abi? Yani? Abi bu sayfalar biter mi daha çok? Uyusun mu ya? Hasan abi. Şöyle diyebilir miyiz acaba? Kelam surette kendini kudret olarak
kanuniyette emir olarak, hakikatte irade olarak, mahiyette ise ilim olarak kendini gösterir. Mahiyette ilim... Yani mahiyetten konuşacaksa ilimi dikkate alır. Kelam ama aslında yapan bu işi. Yani ilim, ilim yani ilim deme de... Hayat olur mu? Hayat. Yani... Yani ilmi çok arkaya taşıdığında, ne bileyim, kelam, yani emir daha arkada. Neyse biraz gidelim abi, biz yarın devam edelim. Arkada olarak şöyle değil de, mesela kelam bir şeyi mahiyetinden... Ha tazamun eder. Evet, ha Kur'an kelam ilahi olduğu için kelam ilim değildir. Kelam daha cami. Abim bak, kelam, ilim, irade, kudreti tazamun ediyor. Abi şimdi diyorum ki kelam kendini gösterecek bir şekilde. Ha ha. Bu kudret, o surette kudret olarak kendini kudret, gösteriyor. Kudret, aynen doğru. Bir kanuniyet olarak emirden kendini gösterir. Emir, emrediyor. Bir kanun işliyor. O emir, o emir demedi oraya. İradeden gelen evamir tekvin. İrade de emire. Evet, tekvinden geldiği için. Emiri sonra kullan. Sureti kudret. Kanuniyeti iradeden geliyor. Kanun emir irade ya. Ama o daha cami. İmamcı. Sonra ötekisi götür. Yanlış şeyi değiştiriyoruz işte. Senin mantığına göre irade ile emrin yerini değiştiriyorum. Söyle söyle ben sana söyleyeyim. Sureti kudret. Kanuniyeti irade. Hakikati ilim. Dörtten olması, dört tanesi olması lazım. Evet. Hakikati ilim, mahiyeti emir. Emir tekvinden geliyor abi. Emir daha cami. Burada camiden bahsetmiyor. Etmiyor ama. Ben camiden, cami değil. Hiçbirisi bir... Tamam yani o zaman dursun o. Çünkü... Emir mahiyet olmaz. Emir kanundur abi. Ama kelam-ı ilahinin kanun, ilk çıkışı. Kanun. Abi kelam-ı ilahinin bak, ilk kanunu az bak şimdi. Basite almayın. Kanun sanki mali değil. Bunu kendini orada göster. Bak abim. Sırayla gidersek. Emir. İrade. Kanun. Namus. Letafetten, letafetten kesafeti böyle gelir. Tamam. Emirden irade. Emir daha arkada. Tekvinde. İrade subutu sıfatta. Emirden irade. İradeden kanunlar, kanunlardan namuslar gelir. Ama dursun şimdi. Ben onunla bahsetmedim yani. Ha o zaman bu sistem bahsetmiyorsun. Bu sistemi uygularsan sureti mahluk mudur? Kudret. Kanuniyetine irade deme, biraz daha emir deme, biraz daha surete yakın olsun. Surete daha yakın irade midir, emir midir? İradedir. Daha subutu sıfattır. Kanuniyeti yakınlık olarak görmeyin abi. Tamam. Başka bir şey kanuniyet. Yani ilim en tepeye koyunca olmuyor orada. Bir şeyi mahiyetinden çıkaracaksa ilimden çıkarması lazım ama. İlim değil yani. Bu ilim mahiyettir anlamında değil. Bir de söyle kelam, o zaman. Kelam bir şeyi mahiyetinden çıkaracak. Bir yerden bu ilmi bir program olması lazım. Bu şekilde oradan alacak. Başka türlü nasıl yapacak? Nereden getirecek yani? Bu dörtlü sistemin cami ya. Bir de oku. O programın fıtratı emirdir işte abi. Öyle bir de. Program dediğin şeyin yazılım şekli. Yani bir güzergahımızdan çıkarma. Ne güzel altyapı yaptık gidiyoruz. O sonra. Ayrı bir tefekkür o. Bizim kelamımız irade ve kudreti tazamun etmediği için söylediklerimiz ve düşündüklerimiz veya hayallerimiz hemen olmuyor. Eğer kelamımız irade ve kudreti tanzamut etmiş olsaydı ihtiyar ref olurdu, dönemezdik. Oysa çoğu zaman düşündüğümüz şeylerden sonra vazgeçebiliyoruz. Düşünsene, düşündüğün, istediğin ve ifade ettiğin şey hemen olmuş olsa ne olurdu? Cebir olurdu. Düşündüğün şey oldu. Cebir olurdu. Sen bir daha dönemiyorsun. Dönmek istiyorum. Abi dönemiyorum. Niye dönemiyorsun?
Abi iyi değilim. Neydi? İyi olmadığını hangi tarafın biliyor? İyi ol, demek ki ne kadar güzel tarafın var, iyi değilim diye biliyorsun. Yani kötü önüne kötü önüne hastalığını koydun. Yani iyi tarafın var ki. Ama hakikaten ben hiçbir tarafım iyi değil desen, o hep kötü olan ben kötüyüm demez. Deli hiç duydunuz mu? Ben deliyim. Doktora sordum. Bak akıl hastanesi. Bak gülüyor. Onun senin ziyaretinde gelmeden önce bir giderdim oraya. Orada bir Mardinli bir doktor vardı. Akıl hastanesi Bakırköy'de dolaşırdım. Buna da giderdim. Gene olsaydın gene girerdim. Bir vesile olurdu. Bana acayip bir ders verdi doktor. Sağ olsun. Ondan sonra dedim ki ya doktorum bir şey soracağım. Hasta mı yoksa doktor? Doktor. Hastalarla şey yapıyor. Yalnız dedi dikkat et. Ondan sonra şöyle yap, böyle yapmaz, şey yapar, saldırırlar seni. Çünkü kimse duymasın ama dedi, çoğusu cinlidir dedi. Ama bunun buradaki bazı doktorlar, yani dini bilmeyen, Allah'ı bilmeyen, sırf atoma şey yapar, cinlidir dedi. O zaman saldırabilir ya. Çünkü hiçbir tepki vermiyorum. Ben nasıl yapıyorsun dedim onu, cinli olup olmadığını. Onun dediğine ayrı bir şey söyleyeceğim de. Ya dedi, tedavi ederken, bir şey yaparken dedi, çaktırmadan ben, ayet-i kürsü okuyunca saldırıyor dedi. Aynı doktor diyor ki şarkı türkü söylüyorum dedi. O da horon oynuyor dedi. Aa, ne güzel bir test ya. Yapmış. İlleti tahammülü olduğunu da. Evet. Bana bu ikinci bir ders verdi. Bir başka bir derste. Yani bunlar dedi Allah bilmediği için dedi abi. Ondan sonra şimdi bir şeyi takıyorum dedi. İlaç mı bir şey takarken. Tutuyorum dedi. Ondan sonra içimde kendisi böyle yapıyor. İstersen göstereyim dedi. Yok dedim. Göster. Onun için sana şey yapabilirler dedi. Sen yaymış olduğun dalga. Ben dedi maddeni yaydığına inanıyorum dedi. Risalede geçiyor diyor. Var ya üç aylarında insanların efkarını yaydı. Sonra aynı hasta gel gel. Benim bir tanem gülüm bülbülüm şarkı söylüyorum dedi. O da oynamaya başladı. Saldırmış şey yapmıyor, bağırmıyor. Diyor. Aa, kalktı diyor, onu da söktü. Hoo, oynuyor. Aynı ben. Onu söyleyince bağırıyor. Vuu, bir daha alamıyoruz. İlk gelen hastaya bakıyorum. Böyle. İkincisi, day diyor, belirli yerden sonra, tedaviden sonra bize gelip meşveret etse, doktor bey ben hastayım galiba. Nasıl yapalım, ne yapalım diye. Hastalığını kabul ediyorsa sinirseldir. Hastalığını kabul etmiyorsa delidir. Yani ruhsaldır. Usta da demiyor mu? Diyor ki kusur olduğunu bilmek kusurluktan çıkar. Ben hastayım deyince hasta değilsin. Yani deli değilsin. Nesin? Sinirselim. Psikolojiyim. Hücrelerim şey olmuş. Elektrik atlamaları oluyor. İmpulüsler. Yani damar hani şimşek gibi. Sabit diyebilir misin fırtına olduğu zaman bulutun? Aa buradan çizgi yapacak şimşek. Burada yapar şimdi. Yani elektrik bir şey olmuşsa, gerilmişse, elektrik yüklenme olmuşsa, psikolojiden mi söylüyorum? Bunların profesörlerin yanında bunlar konuşulmaz da benim ama o zaman sinir sisteminden atlamalar oluyor. Yolundan çıkıyor. Buna şelaleler gibi. Benci ya. Atlamalar yapıyor. Onuna beş çeşit isimler isimlendirilmiş. Şimdi adam yolundan çıkıyor. Aynı bunun gibi. Ayet-i kürsü okuyorum içimde. Tepki veriyor. Aynı ben. Bülbülüm gülüm diyorum. Kolon oynuyor diyor. Bu bir. İkincisi. Sen diyor. Desen ki ben hastayım. Meşret ederse bunu kategori olarak sinirsel ve psikolojik olarak ayırıyoruz. Ötekisini ruha ayırıyoruz. Hastanın kabul etmesi. Evet. Aa işte o da bir tane. Ruse. Arabayı bıraktım sanayi Rize'de. Tamire Rize sanayisi Abdurrahman. Merkez dershaneye geliyorum Rize'ye. Ayaktayım. Tamam. O zaman da ezberliyoruz. Fetih suresini hafızla ders vereceğim. İçimden duysa zaten minibüste olur mu? Böyle oturuyorum. Şey ayaktayım. Fetih suresini ezberliyorum. Böyle koltuklar vardı.
Böyle yapınca şoför ilgisini çekiyor. Ben de görmüyormuş gibi ama gördüm. Yani. Kestim, bir şey yok, sakinleşti. Ben de o doktorun sözleri hatırıma geldi. Bu sefer içimden daha böyle. Beyefendi ne okuyorsunuz beyefendi? Bu Gürcü ya öyle. Beyefendi lütfen bir şey okumayınız. Ne yapıyorsunuz? Beni niye rahatsız ediyorsunuz? Ben dedim kimseyi rahatsız etmiyorum. Hayır bir şey okuyorsunuz deyince. Şoför ya zaten kopuk adamlar. Ya dedi bir şey yaptığı yok dedi. Hayır o yabancı ya. Tak geliyor. Dedi ki biz duymadık ki dedi böyle bir şey. Ne okuyor dedi. Ne bileyim dedi ne okuyor. Ama bir şey okuyor siz duymuyorsunuz. Ben onunla rahatsız oluyorum. Müslüman da bu çocuklar. Öyle. Ya ne okuyor? Bilmiyorum şoför bey bilmiyorum. Bir şey okuyor ben rahatsız oluyorum. Ne oluyor dedi sen. Ya ateş sıcaklık oluyor dedi. Bir aksana bir vurdu. Vay be. Hoca dedi içinden Kur'an mı okuyordun? Biraz güldüm. Arkada da oturanlar vardı. Ey gidi selam olsun hepsine. Allah da tanıtacak ya şeyi böyle şeyi. Nurları orada. Sonra kestim. Biraz sonra tekrar bir başlayayım dedim. Ama sessizlik var. Tam caminin o şeyi daha gelmeden petrolda o çınar ağacının orada. Bak beyefendi gene okuyorsunuz. Ama biz duymuyoruz dedi. O duymazsınız dedi. O ne yapıyorsa dedi bana sıcaklık atıyor dedi. Beyefendi şey şoför bey sağ çek dedi. İniyorum. İniyorum dedi ben dedi. Yo iniyorum. Üçü komple indi. Ondan sonra bizde bir şeylik başladı. Kaptan dedi ki otur dedi hoca oraya. Oturmam dedim. Ben böyle gidelim. Arkadaki bir şey dedi ki arkadaki kadın. Evet dedi. Okudunuz niye tesir ettiğini anladım. Bak oturmuyorsunuz dedi. Kadın arkada. Çünkü hemen kalktı, kadının oturduğu yerde bak timsali sureti kalır. Bunu nasıl diyor ya bir peygamber? Bir insan nasıl der 1400 sene önce? Hemen kalkmayın o değişene kadar bir şey örtülmesi gerekiyor vesaire. O hemen oturmuyoruz. Orada sen bulaşır sana. Anladın mı? Neyse bu kelamın nasıl tesir ettiğini görüyor musun? Maddeye ateş basıyor diyor. Abi bir de Yasin okumuşsun. İki kavga eden birisinin Yasin. Evet. Bir de bak geçen bize de o deneyi. Bizim kelamımızda burayı okuduk. Oysa çoğu zaman düşündüğümüz şeylerde sana sonra vazgeçebiliyoruz. Düşünsene düşündüğün, istediğin ve ifade ettiğin şey hemen olmuş olsaydı ne olurdu? Cebir olurdu. Biz düşündüğümüzü zamanla başka bir ilmi bakışla ondan vazgeçebiliyoruz. Bizim gibi herkesin de fiilimizin haşa haliki olsaydık, herkes düşündüğü şeyi, söylediği şey olsaydı dünyanın hali nice olurdu. Herkesin istediği oluyor. Nasıl olurdu bu dünya? İnsanların kelamında, konuşmalarında ruhsuz oldukları için tabiattan, tam fıtratından çıkmıyor. İnsanın tabiatından, fıtratından çıkmıyor. Bizim kelamımız, tabiat derken o kelamın tanışmış olduğu sıfat. Bizim kelamımız illeti tammeli değiller. Mesela şöyle olsaydı, sesle açılan telefon, yani var ya telefon. Hasan açmıyor. Hasan açmıyor. Hasan açıyor. Nasıl yükledimse değil mi? Veya parmak izi ya. Ama sesle. Biliyorsunuz sesle telefon açılıyor da. Böyle veya hastanelerde seni görünce açılıyor. Veya bazıları var kartla. Bazısı da sesle. Nasıl yükledin de telefona? Fikret. Böyle açılır abi bu uslupla. Fikret açılır mı? Açılmaz. Fikret. Açılmaz. Bu üslup o. Üslup bu kadar önemli bak. Telefonun bile açılmıyor. İnsanların kelamında ruhsuz oldukları için tabiatından, tam fıtratından çıkmıyor.
bizim kelamımız illeti tameli değiller. Mesela şöyle olsaydı, sesle açılan telefon, kapı ve cihazlarla çok şey yapabiliyoruz. Telefona Ahmet'i aç denince telefonun ihtiyarı ref olundu, Hüseyin çıkaramaz. Telefona diyorsun ki, akıllı şey var ya, sanal zeka. Doktor Hasan'a telefon et. Doktor Hasan diyorsun. Var ya orada sesli. Doktor Hasan, Dere Hasan falan. Hemen Hüseyin çıkmaz. Adeta cihaz benim kelamıma mahkum, iradesiz, iktidarsız bulunurdu. Ne oldu? Ben illeti tamelli oldum. Çünkü onun ihtiyar ve iradesi, irademe bloke ettim. İrademe göre programlar indirdim. İrademe göre çalışma haline getirirsem ortadan kalktı. O telefonun yerine bulutu koy. Bak, görüyor musunuz? Allah'ın şeyi ispanı. O telefon yerine bulutu koy ve o telefon yerine toprağa koy. Allah buluta diyor suyunu kes. Niye kesiyor? Ben telefona diyorum ki Hüseyin'i aç. Açıyor mu? Açıyor. Reddetme veya yapmama şansı var mı? Kelam kudret değil mi? Açmak kudret değil mi? Söylerken oluyor, olurken söylüyorum. Anladınız mı mukayeseyi? Telefonum gibi bulut. Haşa, 100.000 defa haşa. Allah söylemesi benim söylemem gibi. O buluta böyle diyor, ben de telefona dediğim gibi. Anladın mı İbrahim? Allah cebirden kurtarmış oluyor. Şöyle ki mesela Allah bu kadar mahlukat yarattı. Hepsi Allah ne derse o sistemde devam ediyor şuuruyla. Ama insan cüz-i ihtiyarsıyla ve cüz-i iradesiyle yapmıyor bazen. Tercih ediyor. Bu da Allah'ı da Allah cehennemden düşündüğün zaman haşa diyor, bunu silebilirsiniz. Bu noktada bu olmamış olsaydı eksik olacaktı. Çünkü cüz-i ihtiyarsı ve cüz-i iradesiyle de Allah da aynı zamanda istiyordu. Allah aynı zamanda ihtiyar sahibidir. İrade ettiği şey olur. Mesela günah şöyledir. Günahları irade etti ama ihtiyar etmedi. Günahı yaratan Allah. İrade. İrade olmadan yaratılır mı? İlleti tamirsiz olurdu. Abi yine sizin sözünüzde Allah ne kadar mülleti seviyor ki bir tane günah vermiş. Diye takı vermiş değil mi? Evet. Hadi başlayalım. Şimdi bak, günahların vücudunu irade ediyor. Ama ihtiyar istemiyor. İhtiyar etmenizi istemiyor. Tercih etmemizi istemiyor. İşte bazıları yanlış anladığı gibi siz günah işlemeyecek. Şu olsa günah işleyecek birisi. Yani fıtratta, hılkatta demektir. Fıtratta yaratmak. Yani günaha meylin yokken teklif edilir mi? Günahı yapma. Meylin yok ki. Ha, o demektir. Günaha meyilli ol, o olanı yaratırdım ki diyeceğim ki ona günah yapma. Yani neye benzer? Sen hiç bir köpek gördün mü be sığır? Sığırcığım, çok açsın biliyorum. Bu otu koydum, yeme ya. Bir saat akşam okunacak, o zaman yersin. Öyle bir şey olur mu? Evet, ama insan tehir edebiliyor. Allah Celle Celaluhu emrederken oluyor, olurken emrediyor. Yani kelam aynı irade ve kudret, kudret ve irade aynı kelam olmuş. Bak, Latif Nükteler 31. sayfa, bu defterin 288. sayfasında o metin aynı şöyle geçiyor. Aynı emir kudret gibi hükmediyor demektir. Bak, aynı emir, emir kudret değil ama kudret gibi hükmediyor Mehmet kardeş. Sabredin, az kaldı abiler. Yani, ustad gene diyor yani, benim değil yani. Şu kırmızı metin benim değil. Yani, emri tekviniden gelen hurufat, emri tekviniden gelen harfler, Kur'an'daki elhamdülillah o harfler var ya, yazılmasıyla çizilmesiyle maddi tesir gibi nuska yani. Tesir ediyor. Çünkü Kur'an'ın harfleri bal peteğine benzer. Manalar içindeki baldır. O mana o petekte olur. O peteği kaldırırsan o kalıpta bal da olmaz. Uyguluyorum biraz aşağıya. Laikalar peteğe benzer. Bal mumuna benzer. Sözler, mektubat, lemalar, şualar, imani mevzular bala benzer. O kalıpta olur o mana. Nurculuk orada olur. Nurculuk laikalarla belirlenir. İçini iman esasları, imani derslerle doldurur. Bahri'nin zaten arıyla bir hakikati var. Ayetler de hadislerden anlaşıyor. Evet, ya bak işte arı.
Petek. Petek. Yani vahiy geliyorken biz Peygamber Efendimiz'in yanında bulunduk da hani uğultusu gibi bir ses geliyor başımdan diyor. Evet. Aynen öyle. Şimdi eğer burada uygularsak petek kudret, içindeki bal emir. Hasan abi, mahkematta geçiyordu ya, kelamın kalıbı üsluptur. Eya. Kelam, o üslup aslında Allah şahane günden bakınca ilim, irade, kudret aynı zamanda. Evet, yani üslup. Kalıp, şey, kelamın kalıbı üslup. Üslup aynı zamanda kelam. Evet. Aynı kelam, bak aynı kelam. Üslup, mimik vesaire. Şimdi esbab aleminde mesela bir tarladan buğdayın çıkarılması için esbabın toplanması, o zaman o kelam-ı ilahinin tahakkukuna bir kalıp mı oluyor? Kalıp oluyor. Yani emri tekviniden gelen hurufat çok acayip. Emri tekviniden gelen, burada söylüyor zaten. Emri tekviniden gelen harfler geliyormuş. İçine ne koyacağız? Maddi kuvvet hükmünde vücudu eşyada hükmediyor. Maddi kuvvet gibi abiler, bu korkunç bir şey yani. Risale-i Nur'un bize ihsan vesilesi olan, yani Kur'an'ın, mananın ve Risale-i Nur dersleri insana maddi ilaç gibi tesir etmesi veya bir doktorun hekimi azık, en iyi bir doktor böyle olsa bile ama o ağzı sirke satsa, yok ya bitti ya sen demiş. Kalkamazsın ya bitti. Biter değil mi? En hafif hasta bile çöker. Ama en müzmin hastaya söylese ki o kalıbına, çok şükür insan aşamayacağı bir şey yok ki ya. Açtın çok şükür. Bitti aşağı. Olayın arkasına geçer, hücreyi değiştirir. Tamam? Bunu Çinliler yapıyor. Kanser hücresini gösteriyorlar. Şeyde, vitrinde. Gönderdi bana Amerika'daki. Orada da yapıyorlarmış. Bak sevgili. Aa bitti, 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 bitti. Azaldı yani böyle var ya. Bu realite yani. Adamlar bir kişi de dayı. Her genel mi olacak? Genellemiyoruz tabii. Herkes de olmaz. Ama bir kişi de oldu. Bu kanun var demek ki. İşliyor. İşliyor. Zaten biz de ne diyoruz doktor olarak diyorsunuz ki? Temel sebebi esas tam bilinmezken ama stres diyoruz. Yani böyle. Şimdi ben buna niye girdim biliyor musunuz? Beni çok etkiliyor. Yani çok etkileniyorum. Kur'an'ın harfleri emri tekviniden geliyor. O harflerin içerisi kalıp, mahluk tarafı, bal peteği gibi düşün. Hurufat, kalıp, maddi kuvvet hükmünde vücudu eşyada hükmediyor. Eşyaya tesir ediyor. Yani insan sudan yapıldığı için %76. Kalıp yani hurufat. Her bir hücre hurufattır. Ve aynı emri tekvini, yani emri tekvini değil, ayat-ı tekvini değil. Yani Kur'an'ın kelam emri tekvini ya. Adeta o Kur'an emri tekvini, yani lafzı kelam-ı ilahi aynı kudret, aynı irade olarak tezahür ediyor. Şimdi izaha giriyoruz. Bak. Bak şimdi. Bu abi Kur'an'ın manası mı, okunması mı olarak? Okunması. Kelam ilahi. Sen ne kadar manaya yakınsan sanım tesir ediyor. Mesela ayat-ı tekviniye meyvesi veriyor gibi. Evet. Almanya'dayım, camideyim. Ondan sonra birisi geldi. Çok eski, hiçbir şeyden haberim yok, cahilim. Ya ben hasta, ben anlamam dedim. Adam hiç hep diyorum bunu. Ya kardeşim dedi, sen buraya geldiğine göre anlamam, öyle bir lüks şeyin yok dedi. Burada resmi işlerimizi konsolosluk, din işlerimizi cami yapar dedi. Doğru demiş, o demiş. O öyleymiş. Tamam, havuza telefon ettim, ne yapayım dedim. Dediği anlatmak için bunu söylüyorum şimdiye kadar. Dedi ki, o ki ihlası yok, tüm Kur'an oku faydası yok. O ki ihlasın var, aynı üslubu böyle söylüyor. Bir ihlas oku yeter dedi. Bak tamam. İhlas. Kalıp, Kur'an, ihlas içindeki bal gibi. Yani burada ustad kendisi söylüyor. Diyor ki aynı tekvini ben elhamdülillahi rabbil alemin emri tekvinidir.
Ama adeta onun içine niyet, nazar, ihlasım var ya, ihlasım, imanım, itikadım. İman lazım. İtikat lazım. İman lazım. Bir, sadakat lazım. İhlas lazım. Dört tane şey. İllet-i tam olması için, değiştirmem için. İtikat lazım. İtikat lazım. Ona itikat etmeliyim. O ayet böyle tesir ettiğine itikat edeceğim. İtikat etmem lazım. O ayetim öyle tesir. İman etmem lazım. Ondan sonra yöntemine uymam lazım. Sadakat. İç alemimde Allah yapıyor, ben yapmıyorum deyip ihlaslı olmam lazım. Sadakat, itikat ve iman. Te oluyor. O zaman maddi tesiri diyor. Vallahi kaçınılmaz. Karşısına bir şey olmaz. Dağ devirir. Bu olursa. Evet. İtikat lazım. Yani aklın bütünlüğü, ilmi. İtikat demek aynı zamanda vahye bağlı ilim. İman lazım. İman nurdur ve kuvvettir. İçsel bütünlük. Sadakat lazım. Yöntem. Yani yöntem ne yapman gerekiyor? Yöntem bilmen lazım. İhlas lazım. Bunlar, hep bunların arkasında ben değil, ben vasıtayım. Allah yapacak. İhlas lazım. O zaman orayı değiştirir. Maddeyi değiştirir. Değişmemesi mümkün değil. Direnemez, mümkün değil. Madde buna bağlı. Rahat komutan diyor. Yapmaması mümkün değil adamın. İhlas gerekiyor. Abi herkesin yap demesi de farklı oluyor ya. Bundan... Bunu adetullah kabul etmiş. Bu işte bu. Abi üstad köpekleri diyor ki haineye gidiyor işte. Evet. Durduruyor ama başka terbiyesi yapıyor, saldırıyor. Şemsiyesi parçalıyor. Kelam. Çünkü o kelamda biz bunları tazamın etmiyoruz. Devam edeyim, arkaya gelecek abiler. Şurası sonuç tabii, çok güzel meyve. Yani onu bak kaç tane şey kullandık. Bilesiniz diye Mesnevi Nuriye sözler, iki yerlemalar ve burada latif nükteler 31. sayfayı kullandık. Devam ediyorum. Ha. Abi mesela anlatmışsınız da yine Osmanlı'da vaaz veriyor bir hoca. Vaazdan sonra o cemaatteki şey suyuda geçiyor. Ama onu sohbet veren geçemiyor. Yani. Geçmiyor. Evet. Evet. İnsanın kelamından şimdi izahlar. Yani o latif nükteler 31 devam ediyor. İnsanın kelamından da kısmen zayıf da olsa karşı tarafı tesir ediyor. Ne kadar ihlassız dahi olsa Allah kendi kelamına hürmet ediyor. Değer veriyor. İhlas risalesinde yazıyor. İhlassız söylenen şeyler bile bir sebebi var. Yazıyor ya ihlassızların. Ha, bizim programladığımız camidat ki cep telefonu, yani cep telefonunu yazılımlar yapıyoruz, yüklüyoruz. Ali diyorsun, açılacak. Veya parmak. Veya sima. Sima ile de açılıyor değil mi doktor? Gözüme bakıyor. Böyle yapsam açılmıyor. Maddeye biz nasıl tasarruf ediyoruz diye göstermeye çalışıyorum. Bak maddeye biz tasarruf ediyoruz. Bak beni tanıyor. Telefonu koydum buraya. Tak açılıyor. Göz hareketleriyle sayfa değiştiriyorum. Bu var program. Var ya. Ha, maddeye biz nasıl hükmediyoruz? İllet-i tamesini yakaladık. Şeyinden yakaladık diyor. Nesi diyor ayette, hadiste? Ne? Perçeminden yakaladık. Şimdi camidatı biz, cep telefonu. Yani karşıyı nasıl tesir ediyorsun? Ya telefonla tesir ediyorum ben. Niye karşı cesedi de tesir etmeyeyim? Doktor ediyor. İyi bir hastayı vesvese vererek çökertir. Çok aşağıda olanı da yukarıya çıkartır. Öyle değil mi abiler? Bak dört tane doktor var burada. Bu da doktor. Cep telefonu ve elektronik cihazlara da kelamımız aynı irade ve kudret gibi aktif. Tamam abi, çok önemli olduğu için duruyorum. Ama karşıdaki insanın dimağının ükte düğme ne kulazı bir Rabbin Nas Melikina var ya şu anlarda o radyolarda şey yapıyorlar şeydir ükte kelam şeyine diyor düğmelerine üktelerine
zehirli nefesleriyle diyor. Ükdelerine. Ha, ama karşıdaki insanın dimağındaki ükde, yani merkezlere yakın düğmelerine ve çekirdeklerine tesir edebiliyor. İlk önce ilaç vermeden önce bir telkin ver, ilacı ver, bak gör. Hiç telkin verme, yaz, git bunu kullan desen o kadar olmuyor. Veya Risale'inde mukaddeme yapıyorsun, ısınıyorsun, şey yapıyorsun, kutsiyet veriyorsun, ondan sonra tesir ediyor. Aynı ders cumartesi, sen yap, başkası yapsın, ben yapayım, o yapsın, ustad yapsın, başkası yapsın, farklı tesir olur. Yani tesir ille söylenilenle değil, söyleyenle de insan eşleştirebiliyor. Eşleştiriyor. Evet, evet, bu sihri beyanı bir nevi tenvim eder, hipnoz eder, uyutur. Kendi içsel enfusi alemimizde tahayyül ve tasavvurla nasıl oldu? Haşa, Abdurrahman dediği gibi, iç serbest bölgedeki tahayyül ve tasavvurla haşa, halk edip yok ediyoruz. Onu o şekilde uyutuyoruz. Allah'ın izniyle Halik ismine mazhar oluyorsun o esmayla. Onu devre dışı yapıyorsun, devre içine sokuyorsun. Hayal ettiğimiz şey hemen şekillenmiş oluyor. Uyu diyoruz. Okurken adresledim. Uyu. Şifa değil. Şey yapsın yok. Uyusun diyeni okuyorum. Hurufumu katayım. Uyusun. Adres bu. Tahayyül ve tasavvuruna bloke ediyorum aslında. O serbest bölgesine şey yapınca hayal ve tasavvuru bloke elime geçiyor. O niyetimle benim öyle geçirmek. Niyetimle uyuma. O tahayyül ve tasavvuru da uyuma moduna vuruyor. O moda vurdu. O da uyuyor. Maddiyete. Düşündüğümüz veya tefekkür ettiğimiz anda o var oluyor. Varmış gibi aynı tesir altında kalıyoruz. Buna şahadet aleminde kendimiz adına şahit şahit olamıyorsak da, yani içinde ne oluyor? Kafasında bunları söylüyorum ama ilmi şey yöntem bu. Ama bizzat şahit değilim. Olamıyorsak da hem içsel alemimizde hem de inşallah cennetimizde şahit olacağız buna. Ama şu anda neyi istiyorsak, konuşuyorsak iç alemimizde oluyor zaten. Şimdi buna ait gene iş... Cennette o zaman biz iradenin hakikatine mazhar olacak. Mazhar olacak. İrade ettiğin olacak. Çünkü her şeyin hakikati azami derecede o ya. Hem serbest bölgede Abdurrahman o mesleğinde söyledi ya o yeri. Haşa, mazhariyet noktası. Halk ediyoruz, yok ediyoruz. Varı yok ediyoruz, yoku var ediyoruz. Dağlar kuruyoruz, dağlar kaldırıyoruz. Şehirler yapıyoruz, şehirler gidiyor. Yapabiliyoruz. Eğer biraz mazhar olursan o kelama, dört tane şey, iman, şey, itikat, iman, ihlas, sadakat nispetinde giriyorsun oraya. Hipnoz gibi maddiyata tesir ediyorsun. Serbest bölgeye ele geçiriyorum kafasını. Kafasını ele geçirince ben o şuur altı temizleme var ya, İsteseydik de demek ki orada şunları temizle denseydi belki temizlenirdi. Uyut dedik, uyudu. Uyu dese, başka şey dese olacak. Ondan sonra o da uyku moduna vurdu. Şey, sinir merkezleri var ya, bastı oraya, uyudu. Ben şeker yok ama lezzet merkezine kalemi dokununca ağzım şeker alıyor. Öyle bir şey yok. Bir buradan etkilenme var, bir de buradan. Bu merkezden etkiliyorsun. Sebepten değil, sonuçtan etkiliyorsun. Evet, evet. Alemi misalle. Oradan yapıyorsun. Ya kardeşim ağacın değişmesine uğraşmıyorsun. Genetiğiyle uğraşıyorsun. Merkezden. Şimdi, evet, sunuat, tulaat, işanat, yürümüşte delilimiz var. Şurada. Diyor ki, İnsanların camidata verdikleri emirler. Ey kalem gel yanıma. Olmuyor. Mütekelimindeki irade ve kudretin zafiyeti nispetinde ruhsuz hayali hezyanlardan farkı yoktur. Gel. O gelmiyor.
Çünkü kelamımda ilim ilim var, irade ve kudret yok. Ama cennette insan iradenin hakikatine mazhar olacağı için illeti tammeli olacak insan. İstediği olacak, istemediği olmayacak. Yoktur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu emri. Diyor ki sikkete sunua tulat işaratta her şeyin lekesiz, perdesiz ciheti melekutiyeti onun o şey ona müteveccihtir, ona mukabildir. Her şeyin melekutiyeti. Melekutiyet mülkse kanuniyeti. Yazılım. Bilgisayardaki filmi veya bir olayı değiştirmek istiyorsan ekranı mı kıracaksın? Yazılımını değiştir. Yani yazılım melekutiyettir. Her şeyin bir mülkü var Hasan'ın. Bir de melekutiyet. Bir senin bedenine mülk dersen ruhun melekut. Kelam mesela benim bak kelamı mülk. Sana yaptığı tesir melekut. Gibi. Şimdi devam ediyorum abi ve şuradayım. Bitti. Şuradayız. Ezan okundu mu? Heh. Melekutiyete nüfus edemezsen, yani işin suretindeysen, melekutiyetine giremezsen, ruhsuz, hayali, hezyanlı olur. Oradaki metinden aldım. Ne olur? Ruhsuz olur, hayali olur, hezyanlı olur. Melekutiyet eşyanın, ustad Allah ol diyor, nasıl oluyor? Çünkü diyor ilk yaparken Allah şöyle bir sistem yapmış. 4 tane yazılım yazmış Allah kainata. 1. Şeffafiyet kanunu koymuş. 2. Nuraniyet kanunu koymuş. 3. İmtisal koymuş. 4. İtaat koymuş. Nerede yazıyor? Sözler 96. sayfada 90'da var. Bir de şeyde de var. Şualarda var. 15. şuada var bu. Yani bunu asker çok güzel olur. Asker örneği. Veya usta dripnot. Gemiyi söylüyor. Gemiyi ilk yapmak zordur. Ama yaptıktan sonra çocuk bile çalıştırır. Düğmeye bassa. Koca dev gemiyi. Yani motorun piston üstte insanın boyu kadardır. Daha büyük. Bildiğim için söylüyorum. Gemi motorları var ya. Pistonun yüksek büyüklüğü insan boyu kadardır. En az. Ha bu kadar motor boğada kadardı. Ha bu kadar. 300 bin tonluk geminin motoru. O motor çalıştırılabilir mi insan gücüyle? Mümkün değil. Çocuk düğmeyle çalıştırır. Ustad misal veriyor. Aynı bu örnek gibi. Önemli olan Allah kainatı yaratmasıdır. Zor olan. Haşa bizim için böyle konuşuyoruz zor. Ama sonradan iade etmesi, ahireti yaratması... Yapılan geminin düğmesine basmak gibidir. Düğmeye basmak seviyesidir. Heh. Şimdi diyor ki melekutiyet eşya ne demektir? Melekutiyeti eşya demek 4 tane sistem var demektir orada. Şeffafiyet, nuraniyet, imtisal ve itaat diyor. Bir yerde de incizap falan diyor. Şeffafiyetine emir ve nehi veriyor. Bak şeffafiyet. Yani arkadaşlar ben güneşe bunu tutsam güneşi buraya yansıtır mı? Evet. Yansıtmaz. Bu. Şeffaf değil. Şeffaf olsa yansıtır. Bak Allah'ın emrini alabilecek güneşi buraya içine alıp hatta başka yere tesir edecek, taşıyacak şeffaftır. Şeffafiyet olursa nuraniyeti taşır. Melekutiyeti eşya, eşyanın kanunları, yazılışları, yazılımları şeffaf olduğu için Allah'ın kelamını direkt vurup fiile dönüşüyor. Şeye benziyor, cep telefonuna gözümle bakıyor açıldığı gibi, daha ilerisi var dedi bir tanesi. Böyle, abi ben gördüm dedi, gözümle çeviriyorum dedi, öyle program var dedi, sayfayı çeviriyor diyor, yapıyor diyor. Evet. Şeffafiyetine Allah'ın yani eşyanın yazılımına şeffafiyet yüklenmiş. Aynı ya şeffaf. Emir ve nehi veriyor. Yani mesela ben şöyle düşünün. Aynanın karşısına geçeyim de
gösterme beni. Mümkün mü? Suya geçeceğim, gireceğim, ıslatma beni. Olur mu? Olmaz. Eşyanın şeffafiyeti emri itaat etmek zorunda. Yani ayna güneşi tutarsan göstermek zorundadır. Böyle irade miradesi yok. Sistem böyle çalışıyor. Eşyanın şeffafiyet, nuraniyet. Şeffafiyet demek en büyük. Güneş dünyamızdan 1.400.000 defa büyük. Dünyaya göre bu cam parçası düşünür falan. Ne kadar küçük. Şeffafiyet demek en büyüğü içine alabilmesi demektir. Nuraniyet demek karşıya taşıması demek. Taşıyabilmesi demektir. Tamam mı? Ondan sonra içerisindeki ötekisini de söyleyeceğim. Abi bu şeye örnek verebiliriz. Şey, bu her şeyde var mı? Ha verdim. Yok. Flash bellek mesela. He? Flash bellek. Gibi. Herkesin 5 gram. O kadar. Gene 5 gram. Bir şey yok. En büyüğünü içine almış filmleri. Şeffafiyetine emir ve nehi veriyor. Kelamla melekutiyet eşyanın şeffafiyetine mutabık olması ki insan sesiyle elektronik cihazlara hükmettiği gibi ondandır ki sesiyle telefona hükmediyorsun. Allah da eşyaya hükmediyor. Senin telefonun yerine ağaç de. Senin kelamın yerine Allah'ın ayeti. Ben telefonuma nasıl hükmediyorsa Allah da ağaca diyor ki ver meyveyi. Telefona da diyorum ki İrfan'ı ara. Akıllı olsun. Ondan sonra o da arar. Ama karıştırıyor. Hangi İrfan diye soruyor bana. Soruyor değil mi? Arar da akıllı olur mu bilmiyor bana. Ondandır ki doğru veya yanlış kelamlar hem dimağı hem de vicdanla kalbi etkiliyor. Eğer kişinin o kelama yakınlığı varsa, o kelam iman itikadı varsa hem vicdanını hem dimağını hem kalbini hem ruhunu etkiliyor. 4 taneyi direkt etkiliyor, tesir ediyor. Biz de eşyanın melekutiyetini çözme nispetinde eşyaya hükmederiz. İrade kilidini açan anahtarı hükmünde olur. İrade eşyanın melekutiyet anahtarıymış. Ondandır ki sözler, şualar 604'te irade için ne diyor? Son. İrade ise çekirdeğin kapakcığını uyan emriyle ve irade anahtarıyla. Neymiş? Uyan emirmiş Mehmet kardeş. İrade anahtarmış. Yani emir anahtar. Emirle irade arasındaki farka bak. Birisi Kitab-ı Mübin, birisi İmam-ı Mübin ya. Bak diyor ki iradesi ise çekirdeğin kapakcığını yani sistemin bitkiye dönüşmesini uyan emriyle. Bunu nerede gözüküyor? Şimşekle diyor. Ustad, gökteki şimşekle yerin altındaki bulut yerin altındaki çekirdekler ne alakası var? O gök gürültüsü var ya, toprağın altındaki çekirdeği patlatan oymuş. Emrin evet. Kapaklarını açıyor. Yani Haliku Habbi ben Neva. Kapaktan buyur ne dedin? Ya şu gök gürültüsü var ya şimşek. Toprağın altındaki çekirdeği patlatıyor. O çakmasa diyor patlamıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın emri Kur'an'ın emriyle beraber ayet-i tekfir üzerinde tesirini gösteriyor. Tesir ediyor. Burada emirle irade arasındaki farkı gösteriyor. Gerçi biz Kitab-ı Mübin, İmam-ı Mübin'den biliyoruz. Birisi emir. Birisi emir ve ilim. İmam-ı Mubin. Diğeri kudret ve irade. Kitab-ı Mubin. Ama burada o kadar muşahhas verdi ki o çekirdeğin kapağına uyan emriyle irade anahtarıyla temas. Anahtarıyla tam nizamla açtığı gibi. Evet. Bizde irade yöntemdir. Vücuda bakıyor emre göre. Emir ise daha arkadadır. Uyan emir,
irade anahtarı. Şimdi bu bugün burada eşyanın melekutiyetinin anahtarı irade, patlatan emir mi? Evet. Patlatan melekutiyetine emir bakmaz mı? Melekutiyetine emir, mülk tarafına öyle bu demek daha doğru. Melekutiyetine emir, mülk tarafına irade ve kudret diye kitab-ı mubin. Zaten doğru. İmam-ı mubin melekutiyet ya. Mazi ve müstakbel. He. Burada sen uyan emriyle nesine? Kapakçığına. İrade anahtarıyla bakıyor. Burada ne oldu? Ders bitti de bak burada ne oldu? Arkadaşlar bu Kur'an zahirde bir ses, zahirde bir sayfa gibiyken kelam-ı ilahi, ilim, irade, kudret ve emri tazamun ettiğinden iman, itikat, ihlas ve sadakat çalıştım da buna. Bu dört tane işleyen sistemimize göre Kur'an illeti tamelli oluyor. Bunu işte gözden misal verdik, şuradan verdik, yaşadığım hayatlarımızda verdik ve sizin hayatınızda doludur. Cenab-ı Hak hakkıyla muhatap olmayı. Bir ilavemiz var abi. Evet. Yazsın abi, merak ediyorum. Yazan sen yazar mısın Osman? Sen yaz. Veya Mehmet sen yaz. Abi son cümlede sen evet. Şu alar al. He. Buradaki irade tercih olarak yani bizim onu tercih etmemiz gerekiyor. Yani bu o an burada iradenin rolü anahtar diyor. Yani bu anahtar özelliğiyle insanları açtığı gibi diyor. İrade deyince Hasan'ım irade halde varlığını tutuyor. Kudretle irade şimdiki zamandadır. Emirle ilim mazi ve müstakbeldedir. Bir daha İlim emir var ya. Evet. Mazi ve müstakbeli tazamun ediyor. Tamam. Anda şu anda kalemin varlığı bu irade ve kudretin varlığını gösteriyor. Andadır. He, anladım. Andadır. Yani o emirleri anda gösteriyor. Anda şey yapmak. İfade etmek. İfade etmek. Tamam. Evet. İrade, mesela şöyle düşün. Tamam. Kim bir ayna düşün. Kimse yok. Bu ilim. Emir. Şimdi emir gelecek. Güneş dedi ki çevir bana şey. İlim dedi ki çevir ona. Emir dedi ki al beni içerine. Güneşin nuraniyeti buna girdi. Bu göstermemezlik gücü yeter mi? Yok. Yok. Emirin karşısında irade mecbur onu gösterdi. Anda gösterdi. Bu irade. Güneşe çevirme irade bunu yapmış. Yapıyor. Anda. Anda ne varsa irade ve kudretimizle yapıyoruz. Ama mazi ve müstakbelimizi de saklı tutuyoruz. Anda her şeyini, mesela uçakta konuşuyorsun, okulda konuşuyorsun. Her bilgini konuşmuyorsun ki. Bazılarını saklıyorsun. Olmaz, hayır, yeri değil falan. Ne, geçmişi geç. Hasan diyorsun kendi kendine. Hasan böyle ders anlattım, olmadı, şöyle oldu, böyle oldu. Bunu verdim, vermemem lazım. Mazi, tecrübe. İstikbalde de böyle vermiyorsun. Verdiklerin ve vermediklerinin yanında bir şey değil. Gibi. Anlat bakalım. İnsanda iradenin işleyişinin sureti cüz-i ihtiyar şeklinde. Tamam. Kanuniyeti cüz-i irade. Güzel. Hakikati külli irade. Ki demin okuduğumuz hakikati tevekküle yanaşmaktır. Külli irade-i ilahiye şey yapmak. Mahiyeti irade-i ilahiye. Maşallah. Yani o hakikati tevekküle yapışmaktır. 17'de dediği neydi? İrade ilahiye diyordu değil mi orada? İrade o zaman ruh seviyesi de oluyor. Zaten onun yanına şey de yazabiliriz. Ruh, kalp, vicdan, serbest bölge, dimağda yazabiliriz. Hangisini? Yaz bakayım. Sileriz mesela sonra. Cüz-i ihtiyar dimağda zaten. Tamam, yazalım yani. Yaz. Yazsın abi. Konuşalım. Burayı bir haftaya tartışalım. Burayı. Ya burayı bir açalım burayı da tekrar. Bir açıklayalım burayı. Sure, kalp ruhu. Ben şimdi anlatayım böyle. Kolay bak şimdi. Ha, çek. Ben şimdi anlatayım bak. Aynı doğru. Şimdi çektikten sonra ben izah edeyim. Atsın o. Onunkisi güzel gösteriyor. Bana bak senin aletin bende ha. Tamam mı? Kalkıyorum. Bak şimdi. Bunu Hasan bunu soy ismin dinç gibi bileceksin. Evet,
Bu başka şansın yok. Bu ezber, alfabe. Alfabe bir ABC çevirmesen, elif betesi bilmesen Kur'an okuyamaz. İç alem, dima. Gir içeriye, vicdan. Gir içeriye, kalp ve ruh. Bu böyledir abi. Ha, ikinci soy ismimiz, her şeyin sureti, kanuniti, hakikati, mahiyeti. Artık bunlar şey yaptıkları için bunlar konuşmuyorlar. Tamam. Bunu zaten biliyorsun. Evet, şimdi tamam. Bunlar ne bulmuşlar? İnsanda irade nasıl çalışıyor? Bugün geldik. Zaten muhakemat 154'te bizi hissi zahir. Bir yerde de hissi batın dedi. Mesela beyaz masayı versene diyebilmen için masa ver demedim. O zaman siyah da var ve renkli de var. Mefhumu muhalifi denilir. Bunlar tefsirde yazılıyor. Tefsir yazılmış. Yani zıtları ile. Onun için hissi zahir deyince zaten batın da var. Hissi batın da olur. Hissi evvel deyince hissi ahir de olur. Otomatik. Tamam. Bu bedi. Şimdi bizi nereye taşıdı? Bu hissin, zahirsin, batını vesaire. Sonra peki his aynı kategoride vicdanda ve ruhta irade var. İradenin işleyişini çalışıyoruz. Şimdi zaten hissi söylememizin sebebi irade de bu cinstendir. Çünkü aynı kategori, yani işleyişi farklı da yani tema itibariyle aynı kategoride çalışıyor talebe gibi. İnsanda irade nasıl işliyor? İnsanda nasıl işler? Dimağda nasıl işler? Vicdanda nasıl işler? Kalpte nasıl işler? Ruhta nasıl işler? Tamam. Bu kadar. Surette bu. Şu nasıl işler? Çalıştılar arkadaşlar, baktılar. İradenin kafada olursa dimağda cüz-i ihtiyari olduğunu daha önce dimağda ihtiyar, cüz-i ihtiyarının dimağda iltizamda olduğunu çalışmıştık. Zaten Doktor Fikret'in meşhur bir sözü var ve bizi çok birkaç hafta bocalayıp çözmüştük. Nasıldı o? Fikri ve fiili iltizam diye. Cenab-ı Hak onun üzerinde biz o şey çıkmazdan bir çıkıverdik çok şükür. O hep aklıma geliyor da ondan. İnsanda iradenin işleyişini, suretini cüz-i ihtiyari dimağda komple söylüyoruz dimağın ama neresi diye konuşmuyoruz. Onun da şeyini yapmıştık. Dimağda suretin, yani cüz-i ihtiyarının sureti serbest bölgede, kanuniyete, akılda, hakikati tasdikte, mahiyeti de İltizamda. Yani orada cüz-i ihtiyarı dersinde de var ama aldın hemen. Yani o detaya girmiyoruz. Tabii onları bastık geçmişiz bu tarafa. Oraya dönmüyoruz. Allah'ın izniyle birkaç hafta sonra, birkaç ay böyle gelmene hiç sakın israf etme. Ayda bir şey yapıyorsun, elinden geldiği kadar ikiye çıkar. Bu değer yani. İsraf haramdır. Ama bunu da yap. Nefsine kız. Buna aç. Yap. Zamanı olsun. Demek ki iradenin dimağda cüz-i ihtiyarı olarak kendisini gösterir. Tamam. İrade, kanuniyeti, zaten iradenin yeri neresidir? İrade vicdandadır. Ama aynı vicdandaki o dört kategori, irade, zihni, latife, rabbani, aynı bu dört şey de başka bir merkezden baktığım zaman ruhun dört özelliğiymiş. Tabii. Ruhun dört havası. Çünkü ruh kendisini vicdanla dışarıya ediyor. Dışarıdan da vicdan yoluyla ruha gidiyor. Ha. O zaman bu kanuniyeti nedir? Vicdandadır. Zaten oradaydı. Yeri orası. Ha. Peki biraz daha geçelim. Vicdan daha arkasında. Hakikati nedir? Her şeyin hakikati hakayke şey sabitetin kalptedir. Yani arştadır. Esmanın perdesi tecellidir. Şurada belki düşünebiliriz. Hangisi daha cüz'i, yani irade-i ilahiye mi, külli irade mi, şey yapabiliriz. Şunlar doğru. Şuraya kadar da doğru. Yani mutlaka şey yapılabilir. Ama külli irade mutlaka buldunuz mu? Şöyle konuşalım. Hakikati mürit esmasına masariyet,
mahiyette irade sıfatına mazhariyet demiştik. Sonra onu değiştirdik. Çünkü cüz'i külli ilişkisiyle yürüyelim diye. Evet. Sonra buraya değiştirdik. Külli irade hakikattir. İrade-i ilahiye mahiyettir. Her şey irade-i ilahiyeden geliyor. Evet, irade-i ilahiyeden. Aslında aynı şey değil mi bunlar? Hayır. Yani farklı o. Külli irade... İşte Cenab-ı Hakk'ın ilahiyesi değil mi? İşte irade-i ilahiye değil. İnsanın bedeni diyorsun ama... Yani külli denmez Allah'tayken, değil mi? Evet. Allah'ta irade-i ilahiye. Mastar olarak olur. Bu eylemseldir. Evet. Mastar itibariyle doğru. Yani bu çekim şeyliğimi koydum. Ama şimdi tam oturdu bende de. Çünkü Allah'ın iradesine var iken mevcudat yok iken Allah'ın iradesine külli irade denmez. Zaten öyle denmemiş. İlim, irade, sen, basar, kudret, hayat diyor. Tamam? İrade-i ilahiye. Külli eylemsel olduğu zaman söylenir. Yani varlığa taalluk olduğu zaman kül denir. Varlık taalluk etmeyince kül denmez. O zaman varlık olursa külli denir. Varlık yoksa külli denir. Evet. O zaman hakikati doğru külli irade kaptedir. Mahiyeti ise irade ilahiyedir. Ruhtadır. Mükemmel oldu ya. Şey, cüz'i ihtiyar, cüz'i irade, tercihe uyuyor. Diğeri de teklife uyuyor. Teklif, tercih var ya. Hangisinin tercihi? Cüz'i ihtiyar ile cüz'i irade tercihe uyuyor ikisi. Tercih? O da teklif. Ha, şu ikisi teklif. O ikisi tercih. Bak, gafur olsaydı çoğalt diyecekti. Vâhir davâhum enilhamdülillâh rabbil âlemin el-Fatiha. Thank you.